Herkese merhaba arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Töre Sivrioğlu ile İran tarihini konuşmaya devam ediyoruz ama 6. ve son bölümümüz modern İran'a kadar getirip burada bırakacağız artık. Öncelikle hoş geldin Töre yayına. Hoş bulduk Yediye. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi ne olsun. İş, güç ve sıcaklar şeklinde. Şimdi her yayında yaptığımız gibi geleneği bozmadan önceki yayınlardan kalan sorulara mı bakmak istersin yoksa bu bölümde hani direkt konumuza girelim mi ne yapalım? Bu hafta geleneği bozuyoruz. Çünkü zamanımızı iyi değerlendirmek açısından doğrudan konuya girelim. Yalnız bir soru değil de bir yorum yazılmış. Bir arkadaş şey yazmış YouTube'daki videonun altına. Mesut Alp diye bir arkeolog var demiş. Evet. Onu program yaparsanız çok iyi olur demiş. Bence de çok iyi olur. Mesut benim okul arkadaşım. Yani süper. Biz 3. sınıftayken onlar 1. sınıftaydı. Yurtta da beraber kalıyorduk. O yüzden hani bir ara şey demiştin ya hani Mezopotamya tarihi, Kürt tarihi, o eski çağlarla ilgili hani böyle iyi donanımlı kişi arıyorum. Bulursam işte o tür programlar yapacağım diye bir şey söylemiştin. İşte o bulabileceğin kişilerden biri de Mesut. Zaten çok güzel programlar da yapıyor. Yani ulaşabilirsen böyle bir şey yapabilirseniz program güzel olur. Onu ben de hatta beni de bir ara çağırabilirseniz öyle de güzel olur. Üçlü program. Yani öyle de güzel olur. Böyle iki arkeolog. Buradan ya onu da eklemiş söylemiş olalım. Şimdi vallahi senden de referans aldığımıza göre evet yayın bittikten sonra Mesut Bey'e ulaşmaya çalışacağım. Ya çok alanında hakim bir arkadaşımızdır. Şu an sanırım yurt dışında ama uzun süre Mardin Müzesi'nde de görevli olarak arkeolog olarak çalıştı diye hatırlıyorum. Yani bir şeyleri de var, programlar yapıyor. Biz takip ediyoruz, bakıyoruz. Son derece böyle objektif, bilimsel, rasyonel bir arkadaştır yani öyle diyeyim. Şimdi şey dönelim ve bu öykümüzü bitirelim Safavi tarihiyle. Bu akşam şöyle yapmayı düşünüyorum. Yani genel konu başlığıyla nelere dikkat edilmeli, nelere bakılmalı? Yani ben Safavileri merak ediyorum. İşte ne yapmalıyım, nereyi incelemeliyim gibi. Şöyle yapalım. Yani kuruluşundan yıkılışına kadar sıradan böyle basit bir tarihsel şeyle gidelim. Bu arada gelen sorulara yani sadece Safavilerle ilgili sorulara da cevap vermeye çalışalım. Şimdi geçen hafta biraz konuştuk. Yani Şeyh Safiüddin'in torunları tarafından kurulan bir devlet. Sosyal yapı olarak yani sosyolojik olarak göçebe Türkmenlerin yani hepsi Türkmen değil tabii karışmış çeşitli aşiretler var ama ağırlıklı olarak Anadolu'dan Osmanlı'dan kaçan Türkmenler kurulan Doğu Anadolu, Diyarbakır, Tebriz, işte Güney Azerbaycan bölgeleri neyse işte bu bölgelere merkez edilmiş aşiretlerce kurulan bir devletten söz ediyoruz. Kuruluş aşamasından bahsediyoruz. Ailenin kökenleri tartışılıyor. Zaten ortaçağ tarihçilerinin verdiği referansları hani hep bu program boyunca şüpheli yaklaşmak gerektiğini hep söyledik. Yani evet Şah Hatayi adıyla Şah İsmail'in Türkçe bir divanı var. Yani çok da temiz bir arı bir Türkçeyle. Ya bu hep örnek verilir işte Osmanlı'da Farsça şiirler yazılırken Safaviler Türkçeyi edebiyat dili olarak kullanıyorlar. Tabii ailenin kökenleri için farklı şeyler söyleniyor ama kurucu kadro Türkmen beyleri, Türkmen aşiretleri. Fakat Safavi tarihi ve mirası genel olarak Türk tarihçilerce çok sahiplenilen, onur duyulan, gurur duyulan, böyle yüceltilen bir şey değil, tarih değil. Bir hatta Azeri bir öğrencim bana şey sormuştu. Sizin dedi Cumhurbaşkanlığı forsunda hani 16 tane devlet var ya niye Safaviler yok diye. Ben de şimdi cevabını biliyorum da uzun uzun dedim anlatamam dedim derste. Mesela böyle bir soru var yani. Niye o büyük işte 16 büyük Türk devleti var ya Uygurlar var, Hunlar var, şunlar var, bunlar var. Harzemşahlar falan. Niye Safaviler yok gibi. Şimdi bunun sebebi şu. Safavilerin
İslam tarihinde, Türk İslam tarihinde yani Ortodoks merkezi ya, resmi tarih anlayışını, ana akım tarih anlayışını olumsuz bir bakış açısıyla bu devlete bakılıyor. Yani bir Müslüman coğrafya vardı, bir Türk İslam coğrafyası vardı. Safeviler bunu bozdular. Yani Akdeniz coğrafyasındaki Müslümanlarla, Sünni dünyayla, Arapça konuşan dünyayla, Orta Asya'daki Müslüman Türk dünyası arasına böyle bir kara kedi gibi girdiler. İletişimi bozdular. İddia bu. Yani İslam birliğini, İslam dünyasının birliği bozdular. Yani çok Sünni gerçek. dünyanın birliğini aslında. Ama o zaman içinde İslam dünyasının birliğiydi. Çünkü Sünni dünya demek o dönem için İslam dünyası demekti. Çünkü artık çok küçük böyle devletimsi yapılar haricinde 1500 yılına geldiğimizde İslam dünyasında artık Şiilerin yönetiminde olan bir yer yoktu yani. Hani böyle çok küçük emirlikler sağda solda periferide kalmış küçük krallıklar haricinde. Bir de şöyle bir dönem bu. Barut çağı deniliyor. Barut imparatorlukları çağı deniliyor. Yani şöyle düşünün. 1400-1300'lerde İbni Batuta bu coğrafyayı gezdiği sıralarda belki 20 tane 30 tane hükümdarlığın sınırlarından geçiyor işte Anadolu'da beylikler, Memlükler, işte Germiyanoğulları, Dulkadiroğulları, Kuzey Afrika'da işte Aglebiler, şunlar bunlar, Hindistan'da işte Kutup Şahlar, şu bir sürü devlet. Fakat bundan bir 150 yıl sonra yani Safeviler çağında artık Müslüman dünyada sadece 4 tane ciddiye alınacak devlet var. İşte Osmanlı İmparatorluğu bütün Akdeniz'i kapamış. İşte Safeviler yani İran ve çevresi, Hindistan'da Babürler ve Orta Asya'da da Özbek Şeybani Hanlığı. Yani 4 tane devlet kalmış. İşte bunlar arasında kurulacak neredeyse bir birlik aşamasına varacakken işte o teoride Sünni İslam. Burada Safavi tepkisi ve orada muhalefeti bunları ortadan ikiye bölüyor. Zaten İslam haritalarına baktığınızda yani Müslüman dünyanın İran tam ortada kalıyor aslında. Hakikaten de hani bu bakış açısıyla baktığınızda onları bölmüş. Ama bu gerçek mi yani bu bölme? Bir abartılı bir şey bu. Çünkü niye? Bundan önce de zaten bunlar savaşıyorlardı yani. Hani ki bu programda biz Timurilerden çok bahsetmedik. Timur devrinde de yani İran'da Timur ve oğlu Şahruh hakimken de neticede o da hepsiyle savaşıyordu. Hatta Timur daha büyük tehlikeydi yani Safevilerden. Osmanlılar Timur'dan korktukları kadar Safevilerden hiçbir zaman korkmadılar yani. Timur daha büyük bir tehlikeydi Osmanlılar açısından. Yani bunu konuda böyle yaklaşan tarihçiler niye ısrarla bu mezhep olayına yüklenip bütün jeostratejiyi, politikayı bunun üzerine oturtuyorlar anlaması zor. Çünkü neticede Sünni Timuri devletiyle Osmanlılar arasındaki ölüm kalım Osmanlı için ölüm kalım savaşından daha zorlu bir rekabet alanı değildir. Safevi Osmanlı mücadelesi bu bir. Evet, İkincisi ilginç bir soru. yani hep mi savaşıyorlardı? Hayır. Yani bu hep savaşanlar yeni modern Müslümanlar yani. Bu yani ömrünü Şiilerle mücadeleye adamış, hayatı boyunca Şiilerle didişerek geçirmiş ya da işte Sünnili düşman olarak bu kadar böyle fanatik hareketler aslında yeni hareketler yani. Şu an bizim uğraştığımız hareketler. Orta çağlarda bu kadar sonuna kadar fanatizm yok zaten. Yani Osmanlılarla Safeviler evet ilk 50 yıl birbirlerini tanımıyorlar. Ölümüne bir mücadele yürütüyorlar. Fakat bu 1555'te Amasya Antlaşması'yla iki devlet arasında bir durgunluk dönemi geliyor. Bu işte Tahmasp dönemine denk geliyor. O Azeriler Tehmasip diyorlar. Biz Tahmasp diyoruz. Tahmasp döneminde Osmanlı-Safevi ilişkilerinde bir durulma var yani. Bir normalleşme var diyelim, öyle diyelim modern tabirle. Ticaret başlıyor falan filan. Ha, Osmanlı Devleti 12 imamcılığı yani Safevi Şiiliğini, Caferiliği hiçbir zaman resmi olarak kabul etmemiş. Bu bir gerçek. Yani mesela Caferisiniz Osmanlı'da çok bunlar. Yani özellikle Irak, Bağdat, İran fethedilmesiyle falan Osmanlı sınırlarına katılan nüfus. İşte boşanacaksın, evleneceksin, miras alacaksın. Neyse mahkemeye gidiyorsun. Resmi olarak Caferilik, 12 imamcılık tanınmadığı için
kadı sana diyor ki kendine Sünni bir kadı seçeceksin. Yani dört tane Sünni mezhepten bir kadıya gidip boşanıyorsun falan. Yoksa kabul etmiyor yani evliliği falan. Bunlar var, bunlar doğru. Ama bu şu demek değil yani. Hani elinde kılıç her dakika İran'a sefere çıkıyorlardı. Onlar da her dakika buraya ticaret falan devam ediyor yani bu dönemlerde. Amasya Antlaşması'ndan sonra. Yani savaş dönemleri de var. Barış dönemleri de var. Ama tabii tarihçilerin ilgisini çeken şeyler savaşlar. Yani öyle Osmanlı-Safevi İpek Ticareti Ortaklığı diye bir tez ilgi çekmez. Böyle bir kitap yazsanız herhalde bilmiyorum yani kaç kişi okur. Ama işte Osmanlı-Safevi Savaşları falan filan dediğiniz zaman hemen akan sular duruyor ve ilgi odağı alıyorsunuz. Hemen o aleyhte yorumlar, birbirlerine hakaret edenler falan binlerce yorum gelir gibi. Yani o yüzden biraz da tabii tarihçi tayfası ilgi çeken konulara yoğunlaştığı için herkes bunları 250 sene durmadan birbirleriyle savaştılar sanıyor. Şimdi evet. Ben yavaş yavaş ilerleyeyim. İstersen sen de hani seçebildiğin sorular varsa oradan bana yansıtabilirsin. Şimdi az önce Timur'dan bahsetmişken tam da bununla denkleşen, örtüşen bir soru gelmiş. Sefa Yücel demiş ki ben Timur'un İran seferini merak ediyorum demiş. Oraya geri dönelim mi yoksa Safevilerden mi devam edelim? Ya kısaca söyleyeyim. Timur hakkındaki tarihçiler mesela Yezdi'nin kitabı Türkçe'de tam olarak yayınlandı. Tam metin. Bir de ona ait olduğu söylenilen ama tartışmalı bir tüzükat var. Timur'un kendi hatıraları ya kendisinin yazdığı iddia edilen. Onlara bakılabilir. Bir de bu Ahat Andican'ın böyle 700 sayfa mı 800 sayfa mı Emir Timur diye bir devasa bir çalışması var. Yani ben böyle kitap önerisinde bulunayım. Timur dönemini daha iyi böyle öğrenmek için. Yani Timur'un böyle özel bir İran seferi yok. Timur'un işte Hindistan seferleri var. Altın Ordu'ya, yukarıya Kıpçak boylarına seferleri var. Bir de Osmanlı'ya seferi var. Yani aslında o İran seferi sanırım Celailler falan ondan yol kaçıyorlar. Yol üstünde İran. Hani İran böyle ona direnebilecek bir güç yok zaten. Bu bizi biraz konumuzdan saptırır. Çünkü yani Timur İran'a hakim oldu ama böyle bir İran devleti değil Timurlar yani. Hani ne bileyim böyle bir Safeviler gibi. Hani İran'ı ezmiş geçmiş. İran'a hakim olmuş. Ama aslında Timuriler bir Orta Asya. Yani işte Semerkant başkentleri. Herat önemli bir kent. Yani İran tarihinde Timurilerin kalıcı bir şeyi olduğunu iddia etmek bilemiyorum. Yani zor geliyor bana. Çünkü hemen Şahruh devrinden sonra yaşanan işte parçalanmada zaten Timur'un ardılı olan orada Akkoyun, Karakoyunlular ve Akkoyunlular başlıyor. Bunların ayrıntılarına girdik mi de iki program daha gerekir. O yüzden yani Timur için İran böyle çok önemli yani mutlaka alınması gereken bir ülke olarak gördüğünü sanmıyorum. Çünkü onun asıl amacı Çin-Hindistan seferleriydi. Bize gelmesinin sebebi yani Osmanlılarla savaşmasının sebebi de işte o zaman 1. Bayezid'in Timur'la savaşmayı kafaya koyması. Yani özellikle biz Osmanlılar yani orada biraz Timur'u kışkırtıyorlar. Çünkü genç bir padişah 1. Bayezid. Hani cevval bir padişah. Çok yenilmez biri. Ve o yaşında bir büyük bir zafer kazanmak istiyor açıkçası. Yani İslam dünyasının en büyüğü olmak istiyor. Zaten bunu söylemek istediğim de buydu. Yani Safeviler Sünni de olsalardı bu savaşlar devam edecekti. Çünkü devam edecekti. Akdeniz coğrafyasına hakim olan bir güçle yani burada şey gibidir aynı. Yani insanları sıkmak istemem ama Roma İmparatorluğu o imparatorluğuyla Doğu Roma İmparatorluğuyla Osmanlı sınırları hemen hemen aynı. Can isteyen haritalarda baksın. Yani Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı sınırları neredeyse aynıdır. Partlar yani Roma'nın rakibi olan Partlarla Safevilerin sınırları ya da Sassanilerle Safevilerin sınırları da aynıdır. Yani işte böyle denince ya işte coğrafyayı çok abartıyorsunuz falan diyorlar ama ya böyle bir şey var yani İran platosunda Akdeniz'den gelen güçlerin hakim olamadığı bir bölge İran platosu. Onlar da Akdeniz bölgesine inip kalıcı olamıyorlar. Evet. İsimler değişiyor, cisimler değişiyor, dinler değişiyor, diller değişiyor ama
bir Doğu Roma İmparatorluğu sınırına hakim olan bir güçle, bir Doğu Akdeniz gücüyle İran platosuna hakim olan güç arasında 2000-3000 yıldır biz savaşlar görüyoruz ve bu savaşlarda bayraklar değişmesine rağmen hani sanki hiç şey Hedefler. değişmiyormuş gibi. Orada bazı sorular görüyorum. Hani onlara cevap verirsek uzayacak. Mesela Timur işte Moğol soyundan falan. Timur Türk soyu diye kabul ediyoruz. Ama Moğol, karısı Moğol. Eşi Cengiz soyundan. Timur zaten Cengiz soyundan olmadığı için hiçbir zaman han unvanını kullanamıyor. Emir Timur Evet. denmesinin sebebi bu. Yani eşi Cengiz soyundan, Moğol soyundan, kendisi Türk soyundan. Yani yarattığı devlet bir karmaşa. Yani zaten o zaman Türklerle Moğolları ayırmak, hani bu tartışmalarda biz kaç bölümdür Perslerle işte Kürtleri, Fars, onunla bunu ayırmakta zorlandığımız gibi aynı şeyi Türk-Moğol tarihi için de söyleyebiliriz. Yani orada da kim Türk, kim Moğol ayırmak öyle kolay değil. Çünkü karışık aileler, mesela Cengiz Kağan'ın da annesinin Türk soylu olduğu söylenir falan. O yüzden o iş biraz karmaşık. Çok iç içeler çünkü. Çok iç içi. Babürler de öyle. İşte yani onlar da zaten hem Timur soyundan geliyorlar ama onların da eşleri hep Moğol. O yüzden hani zaten Babürlere biliyorsunuz bütün dünya Mughal der yani. Moğol der. O yüzden yani o işler zor. İran tarihi açısından hani böyle şey olarak düşünmüyoruz. Timur devleti daha çok bir hadi Horasan ve Maverü'n-Nehir devleti. İran tarihi açısından o yüzden şeyi görmedim yani çok üzerine durmayı düşünmedim. Gelip geçici bir etkisi olduğu için. Safavilere dönersek bu aşamada geçen hafta ne anlattık? Soru mu geldi? Bakalım. Evet, Safavilerin hatta başlangıcına ilişkin Muharrem Palaz demiş ki bayrakları güneş ve aslandan oluşuyor. Güneşi kısmen anladım. Aslan neden önemli? Bir mitolojisi var mı? Alevilikte de aslan kutsal hayvan gibi görülür demiş. Valla güneş aslan güneşin sembolü zaten. Her gezegenin sembolü olan hayvanlar var. Aslan ve güneş hep birbirini çağrıştıran bir bütün. Onlar astronomiyle ilgili, daha doğrusu o çağda astrolojiyle, ilmi nücumla ilgili. İşte aslan burcu, güneşin aslan burcunda doğması falan gibi şeyler var. Kudreti, hükümdarlığı gösteriyor. Sadece Alevilerde değil, mesela Selçuklularda da var. Selçuklu paralarına bakarsanız, sikkelerini internette bulabilirsiniz. Selçuk Coin falan yazarsanız. İşte aslan da vardır, güneş de vardır. Yani sadece hani şu akla gelebilir işte Hazreti Ali işte Allah'ın aslanı denilir. İşte Şir-i Yezdan denilir mesela. Farsçası yani yara Evet. Arapça, yani şey Farsçası da Ali Esedullah diye eklemiş mesela Faik ha. Abdullayev. İşte Esedullah Arapçası, Şiir-i Yezdan Farsçası. Yani Ali için bu söylenir. Safeviler de bunun için de seçmiş olabilir. Muhtemelen bunun için seçmişlerdir ama Aslan ve Güneş Safevilerden önce de Sünni olan Müslüman şeylerde, hükümdarlıklarda da paralarda kullanılan ikili bir sembol. Yani vazgeçilmez bir sembol. Ama tabii Safevilerin bunu seçmesi Şii ideolojiden kaynaklanıyor olabilir ya da onlar böyle yeni bir yorum vermiş diyelim. Daha doğru olabilir. Onu öyle ekleyelim. Ama önce de var yani. Daha öncesi de var. Muhtemelen İslam'dan önce de var. Yani aslan ve güneş arasındaki o burçlardan kaynaklı bağ muhtemelen İslam'dan önce de var. Böyle bir kitap var. Selçuklularda hükümdarlık alametleri, simgeleri diye. Orada bunların hepsi tek tek anlatılıyor. İşte terazi burcu ne anlama geliyor. Bunlar şey insanlar. Bunların kitaplarını okuduğunuz zaman işte aslan güneş aslan burcunda doğdu. İşte o tam bu dönemde Tebriz'de bilmem kim işte tahta çıktı. İşte Merkür yani Utarit Zuhal'le işte yan yana geldi. İşte bu yüzden veba oldu falan. Tamamen böyle ilerliyor. Kitapların tamamı astroloji terim kavramlar üzerine ilerliyor. O dönemin tarihçilik bakış açısı. Onlara bakmadan karar almıyorlar. Yıldızlara bakmadan çocuğun adını koyarkenden tutun savaş açmaya, göç etmeye kadar her zaman şeye bakıyorlar. Şimdi bunun dışında Aslanlarla ilgili iki tane şey gelmiş. Erdoğan Altay demiş ki Hititlerde aslan tasviri var demiş. Remzi Ateş de demiş ki Güneş
aslan Aryan inancının sembolleri demiş. Böyle hatırlatmalar da ya var. Ya olabilir. Evet. Hindistan'da da var yani. O güneş simgesi, ışıklar, hani o gamal ağaça hı-hı dönüşen, sonra yorumlanan o Aryan ışık, güneş simgeleri oralarda da var. Yani bunlar birçok kültürde var. Yani İslam'dan önce de varlar yani. Neyse. Cavit Türkoğlu'nun şeyi var. Cavit de buradaymış bu arada. Hoş geldiniz Cavit Bey. Semerkant'taki Registan meydanındaki Şirdar Medresesi'nin kapısında da aslan ile güneş var demiş. Yani evet, işte, gelelim yani Safavilere. Sünni coğrafyada da o şekli bulabilirsin. Hani onu, aslanı gördük, bunlar kesinlikle Şii'dir gibi bir çıkarsamada bulunmadan önce hani iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bunlar düşündüğümüz kadar birinin kullanıp diğerinin asla el atmadığı simgeler değil. Evet. Zaten arkeolojik olarak ve mimari açıdan Şii ve Sünni camileri ayırmak falan filan öyle bir başarı yok yani. O çok zor bir iş. Çünkü yani Sünniler de Ali'yi, işte 12 imamın bazılarını orada burada çok yücelttikleri için, özellikle Ehli Beyt'i. Yani nasıl her Ali yazısını gördüğümüzde ha demek ki bunlar Şii diyemiyorsak, bu işler bazen karışık. Yalnız Şah İsmail zamanında İran'da bu hızlı bir şekilde ülkenin Şiileştirilmesi diyoruz. Çünkü bu böyle hani geçen hafta söylediğimiz gibi yani gönüllülük esasıyla değil, sadece aynı zamanda şiddet yollarıyla yapıldı. Ki biz bunu şöyle tartışıyoruz. Yani Safeviler bir imparatorluk muydu, değil miydi? Mesela Osmanlı bir imparatorluktu, bu tartışılmıyor. Babürler de bir imparatorluktu, bu da tartışılmıyor. Ama Safeviler neydi? Yani fiili olarak bir imparatorluktu Safeviler. Çünkü içinde Farslar vardı, Türkmenler vardı, Tacikler vardı, Ermeniler vardı, Gürcüler vardı, Lezgiler vardı falan. Ama ideolojik olarak yani bu ülkeyi yöneten hanedan ve tahtın ideolojisi ne kadar bir imparatorluk kültü ve kültürüne sahipti diye büyük bir tartışma içindeyiz. Yani Safeviler bize bir imparatorluktan çok böyle, yani ulusal demek istemiyoruz, yani modern bir terim olduğu için, ama böyle bir milli şuuru olan, içe kapanık, yani mezhebi anlamda böyle daha katı ve içe kapanık, dar bir bakış açısıyla hareket etmiş gibi gözüküyor. Çünkü sınırları içerisindeki herkesi Şiileştirme gibi bir misyon içindeler. Hmm. Yani mesela şimdi denecek ki sanki Osmanlılar çok mu farklıydı? Ya Osmanlılar daha farklı. Osmanlılarda çok geniş bir Hristiyan nüfus var. Ki bunlar soruldu, ben de cevap verdim. Yani öyle, onları da çok Müslümanlaştırmak gibi böyle olağanüstü bir çaba içine şeyler değiller. De yok, yani. Yani Yahudiler var, bilmem neler var. Bektaşilik var. Yani bütün o Yavuz Sultan Selim zamanında yaşanan çatışmaya rağmen bile Osmanlı'da heterodoksi, Kalenderiler, Mevleviler, yani bir yere hı-hı oturtamadığımız çok çeşitli mezhebi tavırlar Osmanlı daima varlıklarını korumuşlar. Fakat Safevi İran böyle değil. Hatta şey olarak da böyle değil. Sadece Sünniler için değil. Mesela bunlar iktidarı ele geçirdiğinde Şah İsmail, Taberistan bölgesine, yani Mazenderan bölgesine kendilerine göre bir Alevilik anlayışı olan farklı topluluklar vardı. Yani onlar da 12 imamcı ama yani ibadetleri, tavırları farklı. Mesela cami yok kültürlerinde. Namaz kılmıyorlar. Şah İsmail onları da bastırdı. Yani çünkü kendisini kabul ettirmek için. Bir de şimdi isimlerini hatırlayamayacağım ama bir de böyle Irak tarafında Arapça konuşan bir Şii topluluk var o dönem. Onları da mesela ezmiş. Yani kendisi dışında, kendisinin bu Ehli Beyt'in son temsilcisi ya da yaşayan işte temsilcisi olduğunu kabul etmeyen farklı Şii toplulukları da en az Sünniler kadar aynı hani bakış açısıyla Şah İsmail sindirmiş. O yüzden o konuları bilenler, Irak'takilerin falan belki adlarını matlarını hatırlarlar. Yani Gulat evet gibi bir şey olabilir mi? Ya Gulat yok, Şii, bu başka bir şey herhalde. Gulat şey için söyleniyor. Yani Şiilikte aşırıya giden. Yani mesela şimdi bunların da bir ortodoksisi var. Yani tipik bir Sünni için Şiilik ortodoksiden sapma, ama aslında 12 imamcılar açısından da dünyaya baktığınızda onların da çeşitli Gulat dedikleri, yani aşırıya giden, mesela
Ali'ye Allah diyen, Allah'ın görünümü diyen, şu son Fatimi halifelerinden biri Hakim bir Emrillah var. O mesela işte kayboluyor. İşte onun Allah olduğu, o insan şeklinde göründüğü falan inanan, biliyorsun çeşitli bu Suriye'de de falan bunlardan var. İşte onlara da mesela yani Safevilerin bu tür şeylere de tahammülü yok. Yani şöyle düşünmesin insanlar. Yani Safeviler bir tek Sünnilere ya da Hristiyanlara karşı değil. Yani genel olarak kendi bakış açıları dışındaki hiçbir Şii ekolüne karşı böyle müsamaha göstermiyorlar. Hani öyle çok böyle toleranslı değiller. Evet. Özellikle de bu tarikatın yani Safevilerin daha iktidara gelmeden önce bile ilk bu Şeyh Cüneytler, Şeyh Haydarlar zamanında yani tarihsel sahneye çıktıkları zamanlarda bile ilk nereden haberimiz oluyor onlardan? Gürcistan'a ve Ermenistan'a, Kafkasya'daki çeşitli topluluklara bunlar gazalar düzenliyorlar ve orada da binlerce esir alıyorlar. İşte onları Müslümanlaştırıyorlar falan. Yani zaten bu konuda baştan itibaren biraz dinsel açıdan şeyler, katılar yani. Hani hoşgörülü oldukları söylenemez. Ki geçen hafta şey dendi. Ben onu söylemeyi unutmuşum. Hani mesela Şii fıkhının kadınlara bakış açısına Tabatabai'yi önermiştim. Bulabilirsiniz. Bunlar Türkçe'de var, Tabatabai'nin kitapları. Adam şey diyor. Kadının aklı kıttır. Kadın yarım akıllıdır. O yüzden hani kadınlara mesela hemşirelik yapabilir bir kadın. Ne bileyim işte hasta bakabilir ama idari görev verilemez. Yani bir kadın işte hakim, yargıç, ne bileyim işte bakan, ne bileyim böyle emir veren bir konuma getirilmemelidir. Çünkü onların hani duygu yapıları şeye müsait değildir. Rasyonel davranmaya müsait değildir. Hı hı. Bunlar Şii fıkhının klasikleri söylediğim işler. O yüzden hani bu tür konularda ben açıkçası hani Sünni fıkhıyla Şii fıkhı arasında hani kadına bakış açısı vesaire de şurada burada böyle muazzam farklar olduğunu söyleyemem. Sadece ne parantezi açmıştık? Anadolu Aleviliği gibi heterodoksi hareketler yani fıkhı olmayan merkezi bir fıkıh geliştirmemiş her köyün her boyun kendine göre hareket ettiği işte ne bileyim Orta Asya'dan gelen geleneklerin yaşadığı ya da Zerdüşti bazı geleneklerin bazı yerlerde yaşadığı bölgelerde farklı tavırlar var. Ama fıkıh konusuna gittiğimiz zaman evet çok ayrışmıyorlar yani. Neyse bu devlet yapısı durayım mı? Cevap vermek istersen sözünü unutma ama lütfen. Faik Abdullayev demiş ki hani bu tek Şii çizgisinde bütün halkı toplamak ya da dönüştürme meselesi var ya Safavilerin. Burada evet. Lübnan'dan gelen Allamelerin de etkisi var mı demiş. Ya vardır ama daha onlar gelmeden de Şah İsmail'in yani nasıl diyeyim kendi ruhsal konumunu kimseyle paylaşmamı gibi bir eğilimi var zaten. Yani Tanrı'nın seçtiği kişi o. Yani kurtarıcı olarak gelen kişi o. Başka birinin aynı iddialarda bulunmasına müsamaha göstermiyor. O da o kendi çağına çok doğal bir tavır yani. Normal alışıl yani bizim için çok ilginç bir şey değil yani. Ama o Lübnan'dan gelenler, kuvvetten işte Irak'tan gelenler tabii onlar daha da bu işi bugünkü anlamda onu söylemiştik. İran'ın 12 imamcılığının yani Anadolu'dan gelen Türkmenler evet. üzerinden gelen çizgiyi değiştirip geleneksel o Şii fıkhına doğru dönüşmesini sağladılar. Aşama aşama bunu takip edebiliyorsunuz. Mesela nereden takip ediyorsunuz? İçki meselesi. İlk Safevi şahları bol bol içiyorlar. Bunu bütün tarihçiler söyler. Şey diyorlar hatta işte Şeybani Han'ın kafatasından şarap içti derler falan. Böyle şeyler var yani. Hani normal bir içme dedi. Böyle abartırlar falan. Fakat daha sonra bu 2. Abbas döneminde 1600'lerde artık yasaklıyor mesela 2. Abbas alkolü. Dönümlerce üzüm bağını söküyor, şarapları döküyor. Yani çok ağır cezalar getiriyor falan. Yani şimdi Anadolu Aleviliğinde hani biliyoruz Bektaşilik'te Anadolu Aleviliğinde böyle bir anti içki şey kültürü İçki yoktur. Yok. Ha, tam tersi. Evet. Yani Bektaşiler şarabı falan içerler yani. Bu öyle bir tabu yok. Başlangıçta Safeviler de böyleymiş. Yani bize anlatılan seyyahların anlattığı o dönem işte İspanya'dan adam geliyor İran'a.
Kavalyo muydu neydi şimdi adını hatırlamıyorum. Venedik'ten şeyler geliyor. Kuzey Avrupa'dan, İngiltere'den, Rusya'dan elçiler geliyor. Çünkü bunlar Osmanlı'yla mücadele halinde olan Avrupa devletleri Safavilerle temas kuruyorlar. Safaviler de zaten onları çağırıyor. Niye? Çünkü ateşli silah yok bunlarda. Top tüfek yok. Bir an önce onlar da Osmanlı Devleti gibi top tüfek elde etmek istiyorlar. Bunun yolu da Avrupa. Avrupalılarla sürekli temas halindeler ve Avrupalı çok sayıda seyyahın Safaviler hakkında anlattığı şeylere sahibiz. Yani seyahatnamelere sahibiz. Orada anlatılan saray hayatı, müzik, eğlence, içki, vur patlasın, çal oynasın. Sadece onların anlatmasına da gerek yok. Mesela bir katılımcı geçen Çihil Sütun'dan bahsetmişti. Çihil Sütun'u gezdiğini anlatmıştı. Yani orayı gezerseniz eğer orada Safevi şahlarının işte ne bileyim Abbas olsun, birinci Abbas olsun, Safi olsun, hep önlerinde şarap, dansözler, rakkaseler, müzik çalanlar, işte tar çalanlar, sitar çalanlar. Ya yani böyle bir hayatın duvar resminden bahsediyorum bir de. Yani Osmanlılar gibi kitabın arasına saklanmış minyatüründen değil yani açık ayan beyan yani. Yani ben böyle yaşıyorum diye adam. Şiir zaten şimdi Fars şiiri Safavi döneminde yazılmış şiirlere baktığımızda gene hep işte mutripler, sevgililer, has bahçede Ayşü Tarap diyerek işte Halil Hoca. O sürekli böyle bir eğlence atmosferi var. Müzik hayatın içinde, içki hayatın içinde. Fakat bu sonra zaman yavaş yavaş bu azalıyor ve bu Şii mollalar işte çeşitli keyif verici maddelere karşı kampanyalar başlatıp son dönem son 2-3 Safevi şahı kesinlikle böyle içki içmez ne bileyim bu tür şeylerden uzaklaşmış falan bir imaj çizmeye çalışıyorlar. Gerçekte böyle midirler bilmiyorum tabii ama hani galon galon şey döktürüyorlar. Böyle şeyler basılıyor. Şarapları. Tabii şaraplar böyle meydanlara dökülüp törenlerle yakılıyor, ateşe veriliyor falan böyle bir sürü hikaye var. Yani orada bir tutuculaşma, nasıl diyeyim bir muhafazakarlaşma mı diyeyim ne diyelim artık. Yani o Şii fıkhı ilerledikçe, güçlendikçe o Anadolu kökenli gibi gözüken ya da neyse işte onların kökeni o hareketlerin olduğunu görüyoruz. Şah İsmail'den çok sonra tabii. Evet. Ben araya girmeden önce sen bir şey söylüyordun Safevilerle ilgili. Bu devlet yapısı içinde demiştin. Ya bu işte yani imparatorluk kültü ve kültürü oluştuğunu söyleyemiyoruz. Çünkü geleni gideni kendi mezheplerine döndürüyorlar. Mesela Babür'le Şah İsmail müttefik bir dönem. Babür Semerkant'tan kovulunca İran'a sığınıyor. Hemen onu Şii yapıyorlar. Yani o şartla yardım ediyorlar. Mesela Osmanlı Devleti'ne sığınan bir sürü işte İsveç kralı vardır, bilmem ne kralı vardır. Hiçbirine de Osmanlılar gel Müslüman ol falan. İşine gücüne bakar Osmanlı'ya. Osmanlı pragmatik bir devlettir yani. Hiç de öyle milletin inandığı gibi sandığı kadar da böyle böyle dindar kendini böyle dine adamış falan filan bir devlet de değildi. Konumuz olmadığı için geçiyorum ama misal vermek için söyledim. Yani Osmanlı'ya adam sığınır, Müslüman ol. Olma, onlarla ilgilenmez Osmanlı. İşine gücüne bakar. Fakat İran'a sığınan herkese Babür sığındı. Hümayun Babür'ün oğlu İran'a sığındı. Yardım istedi. Hemen şey bu Özbek Veli Muhammed Han falan onlar dönem dönem İran'a destek almak için geliyorlar. Onların da resimleri var Çiğil Sütun'da. Hemen hepsine bir kızıl külah takıyorlar kafaya. İlk yaptıkları iş bu. Hemen ilk üç halifeye işte bunlar hakaret ettirtiyorlar. Ardından bir Meşşe'de oradan işte kendi dedeleri olan Şeyh Safiüddin'in işte türbesini gezdirip oralarda bir kendilerine göre işte şey yapıyorlar. Yani şu yok. O kendi inancıyla gelsin. İşte biz onunla öyle müttefik olalım. Neye inanırsa inansın bizi ilgilendirmez. O anlamda bir Safevi devleti yok yani. Hakikaten sadece Şiiliği kabul ederlerse, onların inanışlarını kabul ederlerse destek oluyorlar. Dış siyasetlerinde bile bu ilkeden vazgeçmiyorlar. Hepsi için söylemiyorum bunu. Yani bu geçen hafta adını anmıştık. Birinci Abbas, Safavi devletinin zirve dönemini temsil eder. Yani muhtemelen en büyük hükümdardır yani. Aslında biz hep tabii Şah İsmail biliriz de aslında birinci Abbas'tır. Şey, Safavi
devletin zirve dönemini temsil eden kişi. Onun döneminde bazı esnemeler var. Mesela Afganistan'da birçok bölge fethediyor bu. İşte Belhi, Şibirgan'ı, işte o bölge Kuzey Afganistan'ı fethediyor ve orada kimsenin inancına karışılmayacağına, Şiilik propagandası yapılmayacağına, Sünni camilerin açık kalacağına, insanların işte Ömer'miş, Ebu Bekir'miş bunlara hakaret etmek zorunda bırakılmayacağına güvenceler veriyor. Bunları da anlatan kim? İskender Bey Münşi, yani 1. Abbas'ın resmi saray tarihçisi. Onun dehşet bir eseri var. Tarihi Arayı Alem Abbasi. Abbas döneminin tarihi. Arayı Alami Abbasi, uzun bir adı var, şimdi toparlayamadım hepsini. Yani 1. Abbas döneminin resmi tarihçisidir İskender Bey Münşi. 6 cilt mi 7 cilt mi ne kitap? Türk Tarih Kurumu bastı. Yani birincil kaynak okumak isteyen varsa nasıl bakıyorlardı, hayata nasıl bakıyorlardı? O kitabı alabilir. Ama tabii zamanınız varsa, yani yüzlerce sayfa, binlerce sayfa bir şeyden bahsediyoruz. Orada geçiyor işte, o diyor yani hani bir tek o Abbas dönemi bazı fetihlerde farklı inanışlardan insanlara şey sağlıyorlar. Yani hürriyet, inanç hürriyeti sağlıyorlar. Ama genelde yani %90 fethettikleri yerlerde ilk yaptıkları şey hutbelerden hemen ilk üç halifeye, işte o teberru diyorlardı galiba ona, işte sövgü. Bunu kabul etmeyen imamların hemen orada kafaları gidiyor ve bütün kitleleri toplayıp bunu dayatıyorlar. Yani bu açıdan şey bir hükümdarlık anlayışından bahsedemeyiz Safevilerden bahsederken. Yani şeyde çok hoşgörülürler. Ne bileyim işte içki içilmesi ilk zamanlar, müzik, bu tür konularda resim, yani görsel sanatlar falan, bu konularda çok rahatlar ama ne şartıyla? Şii doktrinleri, onların bakış açısıyla belirlenen Şii doktrinleri kabul edilmesi koşuluyla. Ama zaman geçtikçe tabii o da radikalleşiyor giderek. Tarihi Alem Arayi Abbasi, öyle bir şey adı. Evet, Faik Abdullayev yazmış onu. Demiş ki evet, tarihi yani, Alamari'yi, evet. Evet, biraz böyle kartal kalkar, dal sarkar falan filan, öyle yani böyle. Tarihi Alem Arayi Abbasi. Tam adı aynen bu öyle herhalde. Evet, aynen öyle. Demiş. Evet, tamam. Tam şeyi bu. Tekerlemenin tam şeyi bu. Yani isim de verirken böyle tabii şaşalı isim veriyorsunuz kitabınıza. Yoksa ama bu ismi, bu şeyi şaşaya hak eden bir kitap. Objektif değil. Yani öyle şey beklemeyin yani. Resmi tarihçi yazmış sonuçta. Normal resmi tamam, evet. Muazzam bir kaynak. Yani okuyunca içine girdiğiniz zaman çıkamazsınız. İnanılmaz ayrıntılı, muazzam bir kaynak. Türkçe'de de aslında 50 sene önce çevrilmiş. Fakat Türk Tarih Kurumu bu tür şeyleri böyle çeviriyor. Ne hikmetse 30 sene 50 sene depolarda fareler yedikten sonra, çürüttükten sonra biri artık acıyor herhalde, basılıyor. Aslında 50-60 yıl önce Türkçe'ye çevrildi halde 50 senedir. Bu da bilmiyorum yani. Safavi tarihi çiliyle ilgili bir şey olabilir, sıkıntı olabilir Türkiye'de. En sonunda 2-3 sene önce basıldı yani. Şey çıktı. Yani ki onun da bir daha tercüme değil ama bir sadeleştirilmesi gerekebilir. Bende Naima tarihi var. 6 cilt mi? Öyle bir şey olması lazım. Türkçeleştirilmiş versiyonu ama sözlükle okuyorum ben. O da ayrı bir yok, mesele. Bu o kadar ağır değil. Bu 1950'lerde çevrildiği için yani bizim gibi bir mesela tarihçiler için çok sade bir dil. Tarihçi olmayanlar için bile okunulabilir bir dil. O sendeki o Naima nasıl yazdıysa öyle çevrildiği için, yani 350 sene önceki dille çevrildiği için, o tabii o başka bir şey. Bu okunuyor, rahat okunuyor, şey yok, bunda sorun yok. Yani rahatlıkla alabilirsiniz yani. Faik Abdullayev Ahsenüt Tevarih de tavsiye ederiz. Tevarih tam olarak çevrildi mi bilmiyorum. Ondan parça parça yayınlar yapılıyor. Mesela işte Şah İsmail dönemi, bir de 2. İsmail dönemi, Kahkaha Kalesi'ndeki mahpus dönemi falan gibi parçalar alıp çevrildi. Ahsenüt Tevarih bütün metin olarak aslında o da Rumlu'nun, gene saray tarihçilenen Hasan Rumlu. Rumlu'yu anlatmıştık. Rumlu ne demek?
Anadolu'dan gelen demektir. Anadolu'dan Zaten gelen, evet. Safeviler Osmanlı'nın tamamına Rumiler der yani. Onu da söylemiştik. Böyle Osmanlı falan beklemeyin yani. Hani Münşi okurken nerede bu Osmanlılar diye aramanın alemi yok. Yani onlar Rumlu, Romalılar yani. Öyle geçiyorlar. Bu Rumlu'nun Ahsen-i Tevari ile Türkçe'de tam metin var mı bilmiyorum. Çünkü genellikle şeyler seçilip yayınlanıyor. Tam böyle işte o Kızılbaş isyanlarının başlaması, o Kalenderoğlu, Kalender Şah, Osmanlıların şeytan kulu dediği Şah kulu ayaklanması, o dönemleri seçip onları yayınlıyorlar. Çünkü o alıcı buluyor. Yani bugün işte Kızılbaş hareketi ve Şah İsmail, işte Şah İsmail ve Anadolu Alevili diye bir kitap yazdığınız zaman kim olduğunuz önemli değil. İsterseniz tek kelime Farsça bilmeyin, tek tarihçi de olmayın. Kim olursanız olun kitabınız 30 bin, 40 bin, 50 bin satar yani. Hani iş arayan gençlere tavsiye niteliğinde olmasına yani böyledir. O yüzden öyle başlıklar seçiyorlar. Şeylere dokunmuyorlar. Hani diğer dönemler o kadar ilgi çekmediği için o dönemlere girmiyorlar. Biraz ne yazık ki bu işler biraz şeye döndü. Yani piyasa bu alana da girmiş. Popüler piyasa, evet. Şimdi Safevilerle ilgili demiş ki hangi diller konuşuluyordu ve yazı olarak neyi kullanıyorlardı? Kültür ve sanatta nasıllardı? Dönemine göre ileri bir konumda mıydılar demiş. Muhtemelen Safevilerde de tek bir prototipten bahsetmek çok mümkün değil. Büyük ihtimalle dönem dönem değişiyor herhalde bu da. Sarayın ne dersin bu konuyla ilgili? Kendi arasında konuştuğu dil Türkçe. Yani günlük dili Türkçe. Askeri ordu yani askerlerin konuştuğu, Kızılbaşların konuştuğu dil ağırlıklı olarak Türkçe. Fakat bunların da böyle yazmanı çizmeni hep anlattığımız gibi Farsi. Farsça kullanıyorlar. Farsça da kullanılıyor sayede. Farsçanın etkisi kuşak ya yani ilerledikçe artıyor. Arapça ve Farsça etkisi. Ya Osmanlılar gibi. Osmanlı ilk, şimdi hani sen Naima tarihini anlamıyorum dedin ama Naima tarihi mesela Osmanlı'da başta çok anlaşılıyor Osmanlı tarihçileri. İlk Tursun Beyler, o Oruç Beyler. İlk Osmanlı tarihçileri çok yalın bir Türkçeyle yazarken gide gide dil ağdalı hale geliyor. Safevilerde de böyle yani. Başta anlaşılabilir bir Türkçe kullanılırken zaman içerisinde bunların dilleri, hatta Moğolca bile kelimenin o Suyurgal falan gibi vali isimleri, yönetim isimlerinin bir kısmı da Moğolcadır. Hala Farslar anlar yani birçok Moğolca terimi. Onlar yerleşmiş çünkü o posta, buyruk teşkilatları, idari teşkilatlardan gelen kelimeler. Yam mesela gibi kelimeler. Onları da kullanıyorlar. Fakat zaman içerisinde Farsi kültür Safevileri de ele geçiriyor. Ve bunların da lingua francası giderek Farsçalaşmaya başlıyor. Bunun bir sebebi de şu. Bunu geçen hafta biraz söyledik. Şimdi Şah İsmail ve Tahmasp zamanında bunların ordu gücü göçebe Türkmenlere dayalı. Bunlar böyle çok güçlü bir yerleşik miras şeye sahip değiller. Hani bu soruya da cevap olsun. Fakat Şah İsmail ve Tahmasp döneminden sonra arada iki şah daha var da beşinci olmasa, beşinci şah, birinci Abbas devrinde artık geçen hafta söyledik Şah Seven denilen tüfekli piyadelerin yaygınlaşmaya başlaması. Bunlar devşirme askerler ve bunlar Ermenilerden ve Gürcülerden toplanıyor. Bağımsız bir güç olması için. Yani nasıl diyelim Türklere karşı bir denge gücü olarak ve artık o adamlar neticede Türkçe bilmedikleri için anlaşma dili giderek Farsça olmaya başlıyor. Yani bunlara şey isimler veriliyor. İşte Nadir Kuluhan, işte Tahmas Kuluhan, hem Ermenice adı var. Bunların gerçekten Müslüman olup olmadıkları tabii tartışmalı. Ben bunlarla ilgili çok şey okudum. Bir ara hatta söylemiştim Ermenilerle ilgili bir şey düşünüyorum diye. Adam saraya yıllarca hizmet ediyor. Müslüman adı alıyor. Ali Kuluhan mesela. Fakat ölümüne doğru Ermenistan'a geri dönüyor. Günah çıkarıyor. Bir tane papaz buluyor. İşte diyor Allah'ım beni affet. Yıllarca Müslüman gibi davranmak zorunda kaldım diye. Öyle ölüyorlar. Yani ölmeden önce bunlar hani mesela hastalanıyor, ölecek falan. Hissettiği an ya ben gideceğim hemen şeye gidiyor. Bir manastıra gidiyor en yakın. Bir rahibe günah çıkarıyor. Ben işte Müslüman gibi yaşadım, davrandım. Mecburdum. Ya takiye yapıyorlar yani.
Onlar da kendi açılarının öyle bir takiye. Yani mecburdum diyor. Yani saraya hizmet etmek için. Sonra işi günah çıkarıyor ve şey mezarlığına gömülmek istediğini, Ermeni mezarlığına gömülmek istediğini özellikle belirtip öyle ölüyorlar. Yani o yüzden tarihçiler bunların çoğunun hani bu din değiştirme hikayesini çok önemsemekle birlikte bunun bu kadar dayatılması enteresan bir konu. Yani mesela Osmanlı devşirme sisteminde de İslam'a geçiş var ama onlar genelde biliyorsunuz Bektaşiliğe geçiyorlardı. Bektaşi olmak da bir Hristiyan için kolay bir şeydi yani. Çok özel yaşamında çok bir şey değişmiyordu. Fakat bunlar doğrudan 12 imamcılığa geçiriyorlar Ermenileri. Hiç anlamadıkları, çok yabancı oldukları bir kültürün içinde buluyorlar kendilerini Gürcüler ve Ermeniler. O yüzden iki kültürü bir arada yaşama gibi bir şey tercihinde bulunuyorlar. Neyse burada ilginç olan şey Ermeni ve Gürcü askerlerin giderek sarayda etkinliklerini ele geçirmesi, sarayda en önemli unsur haline gelmesi ve Afganistan'daki isyanları bile bunların bastırması. Mesela Kandahar'ı fethediyor bu Safaviler. Kandahar hiç yani Safavilerin tutunabileceği bir coğrafya değil çünkü yani katı Sünni bir coğrafya. Burayı Gürcü valilere veriyorlar mesela. Yani belki de şeyi düşünüyorlar hani Gürcü bir valiye verirsek belki daha tarafsız davranır. Yani çünkü kökten Şii bir vali hani onları sürekli küçümseyecek. Sürekli oradaki Sünniler arasında bir isyan oluşmasına yol açacak. Onlarla didişecek. Yani bizim klasik mezhep çatışmaları kültüründen geldiği için. Ama sonradan Müslüman olmuş. Yani bu 9-10 yaşında da Müslüman olmuyor bunların çoğu. 30-40 yaşında Müslüman olurlar. Yani bu adam karışmaz onların Sünniliğine, Şiiliğine gibi. Böyle tercihlerde bulunuyorlar diyebiliriz. Birinci Abbas döneminde sanatsal açıdan zirve döneme geçiyorlar. Muazzam kentler ve kentleşme var. Zaten ne dedik? Başkenti İsfahan'a taşıyorlar. İsfahan'ı sıfırdan kuruyorlar. Tüm Müslüman dünyada, biraz sanat tarihçiliği yapayım. Tüm Müslüman dünyada ilk kez meydan düzenlemesi bunlarda başlıyor. Yani klasik İslam kentinde meydan kavramı yoktur. O böyle İspanyol kentleri gibi Plaza Evet, de Mayo cami kullanılıyor. var, caminin etrafında zaten. Bizde öyle boş böyle at meydanları vardır bir tek. O da at yarışı için. Yani insanlar geçsin, tozsun, toplansın diye falan bizde meydan diye bir şey yoktur. Fakat İran'da başlıyor. İslam dünyasında ilk kez İsfahan'da bildiğimiz anlamda, Avrupa'yı anlamda, Batılı anlamda meydan düzenlemesi var. İşte Çiğil Burç, Çiğil Sütun pardon sarayı gibi deminden beri bahsettiğimiz sarayların yapımı var. Çok fazla mimari gelişim var. Bunlar yalnız şey hani ne kadar İran sanatı bilemiyorum. İran sanatı mı demek lazım? Çünkü bunları yapanlar genelde Avrupalı mimarlar. Bu düzenlemeleri yapanlar. Çünkü Safevi Sarayı 1. Abbas döneminde artık Portekizlilerin İşte ne bileyim İspanyolların, Hollandalıların özellikle yoğun ilgisine mazhar olmuş durumda. Zaten bunlar Ermenilerden bir kısmını şeye gönderiyorlar, Hollanda'ya gönderiyorlar. Bir kısmını da Polonya'ya gönderiyorlar. Bu oraya giden Ermeniler, Şah adına giden Ermeniler orada ki onlara da zaten İranlılar deniliyor. Yani gene Ermeni yani Ermeni ama İranlı Ermeni olarak geçiyorlar. Onlar orada anlaşmalar yapıyorlar. İşte ipek ticaretini yönetiyorlar. Silah alım satımlarıyla uğraşıyorlar. Şahı orada temsil ediyorlar. Birkaç bin kişiden bahsediyoruz. Mesela Hollanda'da İranlı Ermenilerin 1600'lü yıllarda mahallesi var. 3000 kişi mi 4000 kişi mi ne olmuşlar yani. O Hollandalılarla da evlenmişler. Zaten şeyleri de onlar başlatıyor. Ermeni matbaacılığı, işte ilk kez İncil'in basılması falan matbaada. Hollanda'da İranlı Ermeniler başlatıyor onu. Osmanlı Ermenileri cesaret edemiyorlar şeye, matbaada İncil basmaya. Fakat o Hollanda'nın o dönemki hoşgörülü ortamında İranlı Ermeniler ilk defa işte bu İncil falan basıyorlar ve o dönemde o yüzden şey diyemiyorum yani Safevi sanatı o kadar Avrupa'yı ki o Çiğil Sütun'daki resimleri baktığınız zaman bildiğiniz barok yani. Hani
Öyle çok İran sanatı mı diyeyim? Yani İran'da Avrupa sanatı yani öyle. O yüzden karar veremedim. Kültür sanatta ileriler ama Ne kadar İran sanatı orası İran biraz. sanatı diyemeyeceğim kadar enteresan. Yani şimdi mesela başlangıçta Tebriz okulu, minyatür okulu çok, ben çok severim onları. Yani şöyle mesela Osmanlı minyatüründen daha zengindir. İran minyatürü, hani Safevi minyatürü, Osmanlı minyatürünü 5'e 6'ya katlar şey olarak. Zenginlik açısından. Renk zenginliği, figür zenginliği. Mesela Osmanlı minyatüründe ayakta duran adam görürsünüz. Bu kadar. Elleri böyle iki yanda ayakta sabit duran biri. İran minyatüründe geri döner, arkaya bakar, vücut kıvrımları verilir. Yani bir dans eden Daha kadın resim çizilirken gibi. resim gibidir. Kıvraklık vardır. Vücut hareketlerinin hepsini verebilir. Yani arkasına dönüp bakan bir insan çizer mesela. Hiçbir figüre benzemez. Renkler falan da daha canlıdır. Yani daha estetiktir. Bunu şimdi görsel malzeme kullanmadan anlatabilmem mümkün değil. Ama iki tane karşılıklı şarap içen insan çizer. Onlar genelde bir kadın bir erkek çizer ama aslında daha çok erkek bir erkek çizer. Erkek sevgilileri daha çok çiziyorlar. Onların figürlerindeki o hareketlilik şeyde yoktur yani. Osmanlı minyatüründe yoktur. Osmanlı'nın. O açıdan daha ileri. Gözler ama çekik gözlüdür. Hani Türk tipli yaparlar. Sonra o değişiyor. Son dönemlere doğru çekik gözlü, seyrek sakallı tipler ortadan kalkıp badem gözlü, kara kaşlı, kalın kaşlı, esmer, kaçar kızı dediğimiz tipolojiye doğru bir geçiş var. Yani Safavilerin erken dönemindeki güzellik anlayışı Orta Asya, Uygur, Türk minyatür geleneğine benzerken geç dönemlerde giderek neredeyse Perslerden beri alışık olduğumuz o gür sakallı, gür kaşlı, İrani tiplerin, badem gözlü, iri gözlü, İrani tiplerin sanatta artık yani güzellik simgesi olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani sanat da değişmiş fakat hepsinde çok güçlü bir Avrupa etkisi var. Manzara resimlerinde de Çin etkisi var. Yani Safavi sanatın o bahsettiğiniz minyatürlerde arkadaki dağlar, ağaçlar falan tamamen Çin manzara resmi kökenlidir. Oradan gelen, Doğu Asya'dan gelen bir etki. O da ne zaman geldi? Moğol döneminde manzara resmi yayılıyor. Şimdi bir iki arkadaş şey demiş, ya barbar Moğolları ne övdü hoca diye bana isyan etmiş de öyle değil o. Yani sadece savaş tarihi okursanız şeyde kalıyor iş. Olmuyor. Yani mesela Amerika'da şimdi oraya buraya bombalıyor ama caz müziği diye bir şey var değil mi? Yani Evet. Neil Armstrong, bir de cazcı Armstrong da var. NBA diye bir şey var. Bilmem ne deneyleri var. Yani Amerika sadece Irak'ı bombalayan bir ülke değil. Yani bundan 500 yıl sonra bir tarihçi Amerika'yı anlatırken Irak'ı da bombaladı, Afganistan'ı da bombaladı, bırak Allah'ın aşkına demeyecek. Amerika'da sinema da var, kültür de var, şu da var, bu da var. Yani böyle anlatacak yani anlatacaksa. İşte Moğol döneminde böyle kağıt geliyor. Kağıt para basan dünyadaki ilk ülke İlhanlılardır. İran Moğollarıdır. Yani İran sevenler için böyle yıldızlı şey olarak söyleyeyim. İlk defa kağıt para İran'da orta çağdan bahsediyoruz. İran'da basılmıştır. Çünkü kağıt para çok önemli bir şey. Yani ne var ya kağıt para basmaya falan diye düşünebilirsiniz ama öyle değil o. Yani o kadar büyük bir güven vermeniz lazım ki. Çünkü Tabii. köylü bizde mesela Osmanlı'da hiçbir zaman kağıt para kabul görmedi. Bir Tanzimat'ta bastılar kayme diye bir para. Almıyordu köylü. Köylü gümüş ister, altın ister. Yani gerçek maden ister halk. Bugün bile düğünlerde şey takamazsınız. Kağıt para taktınız mı surat ekşir yani. Yani maden takacaksın yani adama. O yüzden bırak ortaçağı. İran'da kağıt para basılması İlhanlılar döneminde çok büyük bir şey. Güvence yani. Ben diyor öyle bir devlet kurdum ki diyor bu kağıt karşılığını istediğin yerde istediğin şeyi alabilirsin diyor. Yani o yüzden hani Moğol dönemini sadece askeri tarih açısından yaklaşmamak gerekiyor. Bütünüyle yaklaştığınız zaman onlara biraz değmiştik İran'da. Felsefenin, tasavvufun vesairenin gelişmesinde şunu demiyorum yani Moğollar kendisi felsefe yapıyor falan değil. Onun önünü açtılar.
felsefe yapan, bilimle uğraşan insanların da bir yandan önünü açtılar. Kendi çıkarları için neticede ele geçirene kadar adam yıkıyor. Ele geçirdikten sonra onun ülkesi kalkındıracak mecbur. Neyse. Evet. Durumlar şeyde böyle. Soru gelecekse alalım. Birkaç tane kitap önerisi var. Mesela Cavit Türkoğlu demiş ki Seyit Hüseyin Müderrisi Tabatabai'nin Şii İslamı'nın şekillenme döneminde kriz ve konsolidasyon kitabını da öneririm demiş. İngilizce PDF'i de var demiş. Ya Tabatabai sonra... Hümeyni'den bile daha önem verilen, ondan daha şey Ayetullah zaten kabul edilen 20. yüzyılda İran'ın yetiştirdiği, yani Şii dünya açısından söyleyeyim, en büyük düşünürlerden biri. Yani şey merak ediyorsanız, hani nasıl bakıyorlar, ne düşünüyorlar? Ya ben Tabatabai'nin fikirlerini şey yapan, benimseyen falan biri değilim. Ama hani merak eden biri varsa bu konuda Şii fıkhı ne diyor? O, bu adamlara bakılacak yani. Bu adam ne diyor? Ahmet Emin Önal, hocam Ahsenü Tevarihi Tarih Kurumu yayınları tam metin şeklinde bastı demiş. Evet, çok İlgilenen güzel olmuş. İlgilenen varsa arkadaşlar. Ya mutlaka diye. Eğer Safevi tarihi okunacaksa hani ikinci, üçüncü ağızlardan değil, birincil kaynak olarak bunların alıp kütüphaneye konulması lazım. Bir de varsa hemen alın çünkü bunlar bir basılıyor, bir daha 50 sene yok. Dediğim gibi hani bir adı konmamış bir ambargo vardı Safevi kaynaklarına. Şimdi o herhalde bir şekilde bir aklı başına bir takım insanlar bu işi kırdı anladığım kadarıyla. O da yıllar önce çevrilmiştir. Haklıdır o aslında. Türk tarih konuları. Evet. Ahmet Emin Önal sormuş. Demiş ki peki Şah İsmail'in mezhebi tam olarak neydi? Günümüz İran'ında yer alan İsna Şeriye Şiası mıydı yoksa kendini Mehdi mi sanıyordu? Valla kendini Mehdi olarak görüyor olabilir. Yani bilmiyorum. Kendini yani büyük bir kurtarıcı olarak gördü kesin de. Bu arada hani şey oradan okuduğum şeyler var. Ne demiş mesela? Şimdi resmi tarih tezcinden ne farkım kalmış? Şimdi arkadaşlar ya. Resmi tarih bir şey yok. Yani güzel cevap verim sen merak etme. Şimdi resmi tarih zaten Moğolları barbar olarak görüyor. Yani bugün istediğiniz şeyi araştırın edin. Türk tarihçileri resmi tarih dediğimiz tarihçik zaten Moğol dönemini yani lanetle anar. Hani o anlamda o resmi tarih böyle bakıyor. Onu bilgi olarak söyleyeyim. İnceleyebilirsiniz. Felsefeyi de Moğollara bağlamıyorum. Ama Moğolların dünya görüşünü de küçümsemeyin. Yani şimdi Cengiz yasasını şeylerine bakarsanız Cengiz Kağan'ın dünyaya bakış açısı falan. Yani onların Moğolların da bir dünya görüşü var. Yani neticede felsefe sadece şeylerin tek elinde olmadığı için belli kişilerin. Yani resmi tarih açısından söyleyeyim. Yıllarca şey gözükmüştür resmi tarihte. Nasıl diyeyim yani geldiler yaktılar yıktılar. Resmi tarih budur. Resmi tarihi savunuyorsanız böyle demeniz lazım. Ya ben buna cevap vermek istemedim. Neden? Çünkü hafta boyunca seninle yaptığımız bu videoları izleyip nasıl kasti olarak bu kadar yanlış anlaşılabilir örneği olabilecek ifadeler yazdın. Ya olabilir o. Neden? Şimdi, ne gerek duymadım ben aktarmaya. Normal onlar. Şimdi çünkü çok fazla şeyden bahsettiğin zaman hatlar karışabilir. Mesela ben bir örnek bu vermiştim. Bu arkadaşın üslubundan ben rahatsız olduğum için çünkü konuklarıma saygısızlığı hiçbir zaman kabul etmiyorum. Üslubuna yazanların da bu konuda eleştirileri varsa üsluplarına dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer türlü eleştirilerini, yorumlarını aktarmıyorum. Cevap verme gereği de duymuyorum. Tamam, evet, her şeyden önce üslup. Tabii senin sen o program şey olarak daha iyi tabii benden bilgilisin. Daha iyi onları görebiliyorsun. Biz tabii şey olarak bilmiyoruz. Ya mesela şeyler karışabiliyor bazen. Örneğin ben şöyle demişim işte Orta Çağ'da İranlılar Persleri unutmuştu. Evet, Orta Çağ'da unutmuşlardı. Fakat bugünkü İranlılar yani modern İranlılar dindarı, dinsizi neyse Persleri çok sahipleniyorlar. Ama şimdi 2 saat 3 saat konuşunca bunlar bazen karışabiliyor yani. Hani tam neyden bahsettiğiniz, ne hangi dönem anlattığınız kaçırılabiliyor. O sadece izleyicinin değil yani çok uzun programlarda bunlar olması normal.
Ama ben için şey için söylemiyorum. Yani hani sadece o soru soran kişiye cevap vermiyorum. Hani burada mesela ben neyle mükellefim? Bazı şeyleri her izleyeni düşünerek cevap vermekte. Yani mesela resmi tarih nedir? Resmi tarih budur arkadaşlar. Yani şeye bakabilirsiniz. Türk eğitim sisteminde açın herhangi bir kitabı bakın. Moğol dönemini okuduğunuz zaman zaten asla size Moğolları öven, onları yücelten bir şeyle karşılaşamazsınız. Karşı, Mümkün değil. kesinlikle. Hatta şöyledir. Türk tarihçili, Türk tarih tezi benim doktora tezimde. Türk tarihçiler 20'li ve 30'lu yıllarda Türklerin Moğollarla hiçbir bağı olmadığını, Türklerin aslında beyaz ırktan, Moğolların ise sarı ırktan olduğunu kanıtlamak için kendilerini paralamışlar. Yani Türk tarih tezi Moğolları asla sahiplenmez. Bütün Orta Asya'da yapılan her olumlu şeyi Türkler yapmıştır der. Bütün yıkıcılığı da Moğolların üstüne atar. Yani eğer bir bu anlamda resmi tarih incelerseniz 30'lu yılların şeyleri kitaplarında falan kesinlikle kendilerini Moğollarla yan yana görmek istemezler. Böyle biri Evet. Timur'da Timur Moğol'du falan dediği zaman hemen herkes bu anlamda hayır değildi falan demeye başlar. Yani o anlamda tepki anlamında söyler. Çünkü Moğol imajı Türk resmi tarih tezinde de çok olumsuzdur. O yüzden ben burada bunları söylerken aslında nasıl diyeyim dünyada son zamanlarda gelişmeye başlayan ya böyle bakıyoruz ama tam olarak da böyle miydi gibi bir bakış açısı var. Onları aktarmaya çalışıyorum. Bu anlamda bir resmi tarih bir bağım yok diyebilirim yani o açıdan. Fuat Ağa demiş ki iyi akşamlar Hediye Hanım, size de iyi akşamlar. İki kişi bütün seriyi izledik. Siz de konuklarınız da harikasınız. Töre hocamızın iki kitabını sipariş ettim. Ekstra kitap, dizi, film tavsiyeleri varsa güzel olabilir demiş. Gerçi biraz erken mi geldim bu ifadelere? Senin Safevilerle ilgili anlatacakların var mıydı? Ya var da hani dizi film olarak bu konularla ilgili tavsiye edebileceğim pek bir şey yok. Yani güzel tarihi filmler yapılıyor ama şu an ben hani İran sinemasında olsun, bölge sinemasında başarılı bir Safaviler ya da İran tarihiyle ilgili iyi bir film diyebileceğim film söyleyemiyorum. Genelde Batılıların yaptığı filmlerde çok kötü filmler. Evet. Mesela o 300 Spartalı falan hani En tam son da Cengiz Han ve şeyi falan yaptılar ya. Onu da iki şeyin dayanamadım ya izlemeye, bir yani bitiremedim. yani genelde başarısızlar yani dünya sineması İran tarihini yansıtma konusunda benim böyle altını çizip evet burada güzel anlatmışlar falan diyebileceğim pek bir şey aklıma gelmiyor. O yüzden hani gelirse sonlara doğru bir iki şey söylerim hani. Bu Safevileri yavaş yavaş bitirirsek şöyle yapabiliriz. İkinci İsmail dönemi var. Bu enteresan bir şah. İkinci İsmail Sünni oluyor. Mezhep değiştiriyor. Nedenini bilmiyoruz yani neye kızdı. Yani bir şeyin Tahmasp'ın oğlu. Bir baba oğul krizi mi? Freudiyen bir sorun var yani şimdi o neticede psikanalizm o zaman yoktu ama psikolojik sorunlar o zaman da vardı yani neticede. Onlar tanımlanmıyor diye yok diyemiyoruz. Yani onlar vardı ama biz göremiyorduk diyelim. Şimdi neyse fakat tabii onun sünni olması bir de çok uzun yıl 20 yıl mı ne bu hapishanede yaşıyor bu. Yani babasına karşı isyan ettiği için bunu Kahkaha Kalesi diye bir yere kapatıyorlar. Belki orada da biraz ruh dengesi de değişmiş Kafayı olabilir. da Ya olabilir yani böyle şey yerlere kapatılmak insanlarda da değişime yol tabii açabiliyor. Bu böyle Osmanlı'da da bir var ya var kafesarda canım, diye. hayatı boyunca 50 metrekarenin dışına çıkamamış insanlardan bahsediyoruz yani bütün çocukluğu boyunca. Neyse bu işte Sünniliğe geçiyor. Fakat bunu öldürüyorlar. Hani şey kabul etmiyor yani. Hani İran bürokrasisi bu oldu bittiği kabullenmiyor yani. Sünniliği şey kabullenmiyor. Yalnız böyle enteresan bir Safevi şahı da var. Bunlar daha sonra işte Hüdabende'yi başa geçiriliyor. Hüdabende gözleri görmeyen biri. Etkisiz bir şah. Yani onun adına devleti bürokrasi yönetmiş. Sonra işte Abbas geliyor. Bunların çoğu 10 yaşında 12 yaşında tahta çıkıyorlar. Yani şeye bakarsanız çok ilginç. Hepsi çocuk şah yani. Bu da muhtemelen aslında devleti yönetenler. O Türkmen kabileler falan filan yani. Neyse Şah Abbas devrinin zirve
noktasından sonra biz bunlarda bir gerileme görmeye başlıyoruz İran'da. Daha sonraki işte şahlar, Şah Safi, ne bileyim işte 2. Abbas, bunlar böyle parlak devlet adamları diyebileceğimiz, hükümdarlar diyebileceğimiz kişiler değil. En sonunda da işte Şah Hüseyin zamanı, Safevilerin yıkılış hikayesi çok enteresan. Kandahar'da başlayan bir ayaklanma, işte Sünni Peştunların, yani Afganların ama daha çok aslında Beluci ve Peştunların ayaklanması. Afgan kabileleri işte Kandahar'ı ele geçiriyorlar. Oradaki Gürcü garnizonu öldürüyorlar. Oradan Afganistan'ın tamamına hakim oluyorlar. Ardından batıya doğru yürüyorlar. İşte adım adım İran'ı fethediyorlar. Çok ilginç bir olay yani. Ve başkent İsfahan'ı kuşatıyorlar. 7 ay kuşatmışlar başkenti. İşte Şah Hüseyin en sonunda tahttan çekilmek zorunda kalıyor. Yani o Mir Üveys, bu Afganların lideri, ona bırakıyor. Kızını veriyor. Tahta onu geçiriyor falan. İşte halk açlıktan kedi köpek yemeye başlamış diyorlar. İşte saraya yürüyor halk. Yani bırak tahtı, teslim olalım. Yardım da gelmiyor. Yardıma gelen bütün orduları Afganlar yeniyorlar. Bunu tarihçiler algılayamıyor. Yani koskoca bir Safavi devleti Afgan kabilelere nasıl yeniliyor? Çünkü Safavilerde o dönem şey de var yani, top ateşli silahlar da var. Ateşli silahlar. Var Fransa hatta şey topçu subayı. Safavilerin topçu birliklerinin başında bir Fransız var. Yalnız Afganlarda da zemberek varmış. Zemberek herkes bilmez. Böyle devenin üstünde, Tüfek. yok devenin üstüne kurulan küçük toplar. Deveyle de hareket develerin üstünde falan, Afganlar da öyle boş değiller yani. Hani artık herkeste ateşli silah var yani. Artık farklı bıçağı. 1720'lerden bahsediyoruz. Neyse, bunlar bütün İran'ı ele geçiriyorlar yani Afganlar. Hemedan'a kadar geliyorlar. Burada anlatılması gereken belki şu: hani Osmanlı Devleti, biz böyle şey anlatıyoruz ya tarihi. İşte Osmanlılar Sünniydi, bunlar işte Şiidi, bunlar birbirine bilmem düşman falan. Osmanlılar paniğe kapılıyor. Yani normalde sevinmesi lazım değil mi? İşte Sünni Afganlar İran, helal olsun. Tam tersi yani. Çünkü bildikleri, anlaşma halinde oldukları, ticaret yaptıkları bir güç yıkılıyor ve kim olduğu belli olmayan bir takım kabileler, ki Afgan kabileleri şey, hani biliyorsunuz böyle kendi işlerinde de çok şeyler, demokratikler yani. Şimdi böyle deyince gene başka biri bir yerden kızabilir de, hani böyle Afgan kabilesine savaş şefi seçiliyor, savaş şefi en önde savaşıyor, beğenmedikleri şefi alıyorlar, öldürüyorlar falan, böyle bir kabileler konfederasyonu, devlet bile değiller yani. Ama tabii bu Osmanlı'nın hoşuna gidecek bir iş değil. Çünkü kimle muhatap olacaksın? Karşında şey yok. O yüzden Osmanlılar rahatsızlıklarını dile getiriyorlar ve kapışıyorlar. Afganlarla Osmanlı orduları savaşıyor Hemedan'da. Afganlar Osmanlıları da yeniyorlar. Bu arada onu da söyleyelim. Yani bu Safavi Osmanlı çatışmasını mezhebe dayandırmaya, kısıtlamaya çalışan tarihçi aslında çözemedi bir konu. Çünkü bu durumda Sünni olan Afganlarla Osmanlı'nın hemen iyi anlaşması lazım. Ama böyle Evet. olmuyor. Demek ki Sonra sadece uzlaşıyorlar. mezhep üzerinden okumak yetmiyor yani böyle bir durumda. Orada Evet. devlet ya da imparatorluk aklı devreye giriyor en nihayetinde. Yani bildiğim düşman bilmediğim dosttan iyidir hesabı. Günümüzde bile böyle ittifaklara denk gelebiliyoruz. O da ayrı mesele. Hani Bunu mesela tarih. günümüzde de Sen söyle, ben söylerim. günümüzde bile mesela İran'la Türkiye arasında ciddi şey vardır, çekişme vardır birçok sahada. Ama İran'ın mesela bir Amerika tarafından sıkıştırılması, İran içinde herhangi bir huzursuzluğun kontrolden çıkacak boyutlara ulaşması vesaire Türkiye'yi huzursuz eder. Böyle bir şey var hala bugün bile. Ya bugün de öyle yani, tarihte de hani ne bileyim Haçlı Seferleri diye bir işte olgu var. Hani ne sanıyor normal bir işte öğrenci diyeyim ya da işte tarihle çok ilgilenmeyen biri? Bir tarafta Müslümanlar vardı, bir tarafta Hristiyanlar vardı, savaşıyorlardı. Böyle değildi yani. Şimdi Gibi. mesela Anadolu Selçuklularıyla işte Urfa Haçlı Komtluğu müttefikti. Ne bileyim Antakya Prensliği'yle de Eyyubiler müttefikti mesela. Eyyubilerle Selçuklar aslında düşmandı. Mesela Selahaddin Eyyubi ile Kılıç Arslanlar, Alaaddin Keykubatlar rakipti, savaşıyorlardı. Her birinin de bir Hristiyan müttefiki vardı. Öyle öyle değil yani. Her birinin ordusunda bir Haçlı kontu, onun müttefikli, onun müttefikli. O karma karışık bir Tabii. işti o.
Böyle bir tarafta duvarın bu tarafında Müslümanlar, öyle bir şey hiçbir zaman olmadı yani Haçlı seferlerine. Orta Doğu'da hiçbir zaman böyle bir tarih olmadı. Yani böyle bu kamplaşmalar her zaman, her kamplaşmada, bugün işte sen örneğin hani Lübnan konusunda hani yaşadığın ettiğin için biliyorsun değil mi? Hani ben yüzeysel biliyorum. İşte Hizbullah Ermenilerin bir partisiyle müttefik. Bilmem kim Tabii. bilmem ne. Öyle değil mi orada da? Tabii. Sünnilerle Hristiyan, o Maruniler yan yana falan. Yani böyleydi yani. O dönemde böyleydi. Böyle şey, Safavilerin yıkılışı sırasında da Osmanlıların tavrı bu. Bu yıkılışı şeyle yorumluyorlar. Safavi devletinin Türkmenleri küstürmesi, yani onları saraydan uzaklaştırması ve Gürcü Ermeni devşirmeleri merkeze taşıması nedeniyle savaşçı niteliklerini giderek yitirmeye başlaması. Yani teori bu. Doğru olabilir. Niye? Çünkü en son anda Şah Hüseyin öldürüldükten sonra, hani ya da öldürülmeden önce sanırım, şeyden yardım istiyorlar bunlar. Bu işte kimdi o? En son bunların ikinci, üçüncü Abbas işte falan, son Safevi şahları, ya da ikinci Tahmasp. İkinci Tahmasp şeyden yardım istiyor. Türkmen şeflerinden yardım istiyor ve Türkmenlerin işte o Nadir Han, daha sonraki adıyla Nadir Şah, yani Tahmasp kulu adını kullanarak başlar. Çünkü ikinci Tahmasp'ın emriyle hizmetine giriyor ve Türkmen o kabileleri tekrar, Safevileri kurtarmak için harekete geçince, Afganları yeniyorlar ve İran'dan çıkarıyorlar. İran'dan çıkarmakla kalmıyorlar. Osmanlıları da yeniyorlar. Onlara kaybedilen toprakları geri alıyorlar. Hindistan'a giriyor Nadir Şah. Hintlileri, Babürleri yeniyor. Delhi, Melhi'yi alıyor. Muazzam servetler almış. Şey diyorlar yani, 5 yıl İran'dan vergi alınmadı diyor. Öyle bir ganimet toplamış ki artık. Yani Asya'nın son büyük fatihi denilir Nadir Şah için. O da çok acımasız bir adammış. İşte bir kurultay topluyorlar bu işte Mugan Ovası'nda. Ben diyor, her şeyi ben yaptım diyor. Ben şah olmak istiyorum diyor. Ah, artık Tahmasp kulu olmak istemiyorum. Orada güya işte bir seçim yapılıyor. 20 bin savaşçı var. İşte hepsi bunu şah olarak benimsiyorlar, seçiyorlar. Bir kişi, ben diyor Safevilerin ekmeğini yedim, onları ihanet edemem. Hani senin şahlığını kabul edemem diyor. Onu da tabii işte parça parça ediyorlar, o tek itiraz eden kişiyi de. Böylece nasıl diyeyim yani, çok böyle demokratik bir yolla İbreti alem olarak bir yani 199 destekle Nadir Şah seçilmiş oluyor. seçilmiş oluyor ve Safevi devleti resmen sona eriyor. Yani Afşarların, Nadir Şah Afşar'ın müdahalesiyle artık Afşar hanedanı başa geçiyor. Safeviler birkaç geri almaya çalışıyorlar. Çünkü onlar da yani onlara bağlı bazı şeyler de var. Yani onların soyuna bağlı, onları kutsayan, ama sonradan olmuyor yani. Artık Afşarlılar tarihi başlıyor. Safevilerin sonunda böyle trajik bir şekilde o çocuk şeyi falan öldürüyorlar. Çocuk şahı falan öldürüyorlar. Onlar tabii dramatik hikaye. Bütün aileyi öldürüyorlar. Safavilerden bütün erkekleri öldürüyorlar yani. Ve böylece serimizin sonuna mı gelmiş olduk? Serimizin sonuna gelmiş olduk. Birkaç böyle şey, soru varsa onları tamamlayalım. Katkıda bulunacak ya eleştiri olabilir, şey olabilir. Öyle tamamlayalım. Erhan Gürseloğlu demiş ki, Töre hocam Afganistan ve Tacikistan tarihini de İran formatında anlatacak mı? Talepler var senden. Bir de Afganistan Tarihi adlı ortak çalışmasının tekrar baskısı ne zaman olacak? Baskısı yok, ulaşamıyoruz demiş. Bu kitabı ben de bulamadım. Şimdi Tacikistan tarihi diye bir şey var mı bilmiyorum. Yani Tacikistan, çünkü Sovyetlerin son anda böyle hadi bunlara da bir ülke verelim. Çünkü şöyle, hani Tacikler aslında bu işin en mağduru Bolşevik devriminin. Çünkü Bolşevik devriminden önce Orta Asya'da Tacikler kentlerde hakim konumdaydılar. Fakat orada Türk, Özbek, işte Kazak, neyse, komünistlerin daha etkili olması sayesinde diyelim, parti içinde büyük topraklar şeylere verildi. Yani o Cumhuriyet sınırları çizilirken
Tacikler Komünist Parti'de çok temsil edilmedikleri için onlar şeyleri kaybettiler. Yani sınırlar çizilirken onlara da bir şey ülke verildi. Yani aslında nüfus olarak çoğunlukta oldukları birçok yeri kaybedip çok onlar için önemli olmayan o bölgeleri onlara verdiler. Pamir, Badakhşan kuzeyi o bölgeleri verdiler. O yüzden Tacikistan'ın tarihi böyle programlar yapılacak kadar yani Tacikler hakkında bir program yapılabilir. Ben Tacik tarih şey kültürü konusunda da başvuru kaynağı kişi değilim. Onu da söyleyeyim. Ama yani o Tacikistan şey bir devlet değil yani. Hani böyle orijinal bir şeye sahip sınırlarıyla, kültürüyle vesairesiyle ama bir Tacikler programı olur. O kitabın ikinci baskısını Ötüken Yayın Evi yapacak. Muhtemelen sonbaharda şey olabilir. Baskıya hazır olacak. Doğru söylüyorlar. Biz de bulamıyoruz. Yani bizde Ben de baktım böyle çünkü bulamadım. yok bulunmuyor. Bir de çok aşırı fahiş fiyatlarla veriyorlar. İşte 400 lira, 500 lira gibi. Hani o bizim zaten istediğimiz öğrencilerin, çalışan insanların alabilmesini istiyoruz. O yüzden ikinci baskısı sonbaharda Ötüken yayınlarından çıkacak. Gene aynı isim Afganistan tarihi adıyla ama tabii biraz onu değiştirdik çünkü olaylar değişti. Yani biz onu yazdığımızda Taliban daha iktidarda değildi. Yani şey dedi dağlarda da henüz. O yüzden hem bazı bölümler yenilendi diyelim. Özetlendi bazı kısımları değiştik ama %90 aynı metin yani. Evet. Ama bir Afganistan yayını sözü alalım mı Afganistan şimdiden? yayını olur. Yani 6 bölüm gibi olmasa da Afganistan tarihi olur. Yani o Tacikistan gibi değil. Yani Afganistan'ın coğrafyası çok zengin. Tarihsel mirası büyük. O yüzden şey olur yani bir Afganistan tarihi yayını yapılabilir. Bu sizin kanalda Onu bu bir olur. konuşalım bir. Yani Evet konuştuk onu zaten bir ama siz yap şey yapın. ayarlarız. Abonelerinizle de konuşun. Takipçileriniz hani böyle bir talep varsa o olur yani. Afganistan olur. Yine senin çalışmalarınla ilgili bir soru var. Nilgün Durgun demiş ki, Töre hocam, Bizans Yahudileri kitabınıza yer isimlerinin güncel adları dizini eklerseniz ne güzel olur diye bir öneri gelmiş. Ya evet bu konuyla ilgisi yok gerçi hani bu kitabın da hani şöyle söyleyeyim dizin oluşturmak çok zor bir iş. Dizin oluşturduğunuz zaman yayın evleri iş çok uzuyor. Yayın evleri zaten zor yayın yapıyorlar. Yani dizin oluşturmak için 3-5 hafta şey yapmanız lazım. Bir kişinin çalışması lazım. Doğru. Dizinsiz kitap aslında çok eksik bir kitap. Yani kimlerde o özel bütün sadece yer adları değil, bütün isimlerin dizin olması lazım. Ama genelde bu kitapların ilk baskılarında bu eksiklikler oluyor. Yazar ve yayın evi ilerledikçe hani kitap kendini kanıtladıkça ikinci, üçüncü baskılarında mesela orada o kitapta çok değerli bir iki araştırmanın kaynakçada ben unutulmuş yani yayın şeyi. Metin içinde varlar kaynakçada. O eksiklikler ikinci, üçüncü baskılarda düzeltilir. Doğru bir şey öneri eleştiri. Yani dizinsiz kitap olmaz aslında. Ama işte Türkiye'deki şu an kitap basılması bile Türkiye'de bir mucize yani. Hani inanılmaz derecede Kesinlikle. zor durumda yayın evleri. Dizin oluşturmak demek bir ay fazladan şey ayrıca bir çalışma demek. Angarya. Çünkü hangi o kelimelerin her birinin önce bir liste haline getirilmesi lazım. Yani 400-500 kelimeyi seçiyorsunuz. Sonra onları tek tek hangi sayfalarda olduğunu buluyorsunuz. O yüzden hani evet çok ama mesela bir Türk Tarih Kurumu gibi ya da bir üniversite destekli projelerde bunlar oluyor. Çünkü onların şey sorunu yok. Hani maddi bir sorunu yok. Olması gereken bu tabii ki yani doğru. Ferit Bey demiş ki, İran siyasi düşünce tarihi üzerine kaynak önerebilir misiniz acaba? Bu gerçi senin çalışma Vallahi alanın değil ama yine de belki vardır diye. ya İram'ın bastığı bir İran düşünce tarihi kitabı var. İram tarafından basılmış. Çok yazarlı. Bir de yani ya Darüşşayegan okusunlar bence. Yani böyle bir İran düşünce tarihiyle ilgili onun kitapları şu an bence en iyi anlatan
modern İran'daki düşünce yapısını yansıtan kitaplardan biri. Bir de bir derleme daha var. Yani ben böyle %100 şey yapamıyorum. Çok iyi diyemiyorum ama yayın evini şeylerini hatırlamadım. Böyle 4 ciltlik bir kitap bastılar. Hint düşünce tarihi, İran düşünce tarihi, işte Mısır düşünce tarihi, böyle ülke ülke, Hint alt kıtası, İran, Mısır diye. Onun bir cildi İran'a ayrılmış. Lütfi Sunar editörü. O isimden bulabilirsiniz. Lütfi Sunar editörlüğünde yapılmış bir çalışma. Gene böyle bir yarı resmi bir şey bastı onu. Böyle İrcicalar, İramlar falan var ya, onlardan bir tanesi bastı. O da böyle bakılabilir. Ansiklopedik bir kitap. Bir de gene İram'ın bastığı bir modern İran ansiklopedisi var. Onu ilk yayında ben de bahsetmiştim. O olabilir. Yani temin edebilirsiniz. Yani İram'ın yayınlarına bakarsanız bu alanla ilgili güncel, onların hani sayfalarında da, basılmış kitaplarında da İran düşüncesiyle ilgili bugüne yansıyan etkileriyle çok güzel kitaplar bulabilirsiniz İran yayınlarında. İran Araştırma Merkezi. Cavit Türkoğlu demiş ki Şayegan'ı öneririm demiş. Yani ben de öneririm. Yani yaşayan, yani öldü gerçi geçenlerde, yani son dönem günümüze yakın İran düşünce iklimini en iyi yansıtan düşünürlerden biriydi ve uzun süre İran'da yani yaşayıp rejimin de aslında destekçisi olup sonradan, yani olgunlaştıkça, yaşlandıkça daha böyle eleştirel ve geniş bakmaya başlayan bir kişiye dönüştü. O açıdan ilginç, yani Şaigan okumak, hani şöyle değil, devrimden sonra yurt dışına kaçtı, Amerika'dan öyle diyor, öyle biri değildi yani. Hani öyle insanlar da var, onları hakir görmek için söylemiyorum. Ama şimdi 40 sene yaşamayınca bir ülkede artık yazdıklarınızın çok böyle şey olmuyor yani. Yani karşılığı olmuyor. Hatıralarınızı yazabiliyorsunuz ancak. Ama Şaigan öyle değil yani, o sistemin en kült merkezinde, üniversitelerinden gelip de eleştirel bir bakış açısına geçmiş enteresan biriydi. O yüzden bence özellikle incelenmeli. Onun Yaralı Bilinç mi ne, bir Türkçe'de çok iyi bir kitabı var. Onu ben Ben de her alacağım İran, ya. ya İran merak eden herkesin şeyi, onu okuması lazım yani. Darüşşayegan'ı okuması lazım. Gençlik kitapları değil ama. Gençlik kitaplarında kendi de zaten şey diyor. Ya şey yapmasanız da okumasanız da olur diyor. Çünkü gençliğinde şeydi. Tipik bir Hasan bu Ali Şeriati çizgisinde ve bu Ali Ahmet çizgisine. Yani şöyle, herkes kötü, biz iyiyiz. Bütün dünya bize karşı. Dünyada ne iyilik varsa İran'dadır. Ne kadar Onun dışı kötülük varsa dışarıdan, değil yani mi? 40 sene önceki Şaigan kitapları böyleydi. Fakat adım adım onun düşünce gelişimini takip ederseniz çok enteresan bir şekilde değişim görüyorsunuz. O da ilginç bir konu yani. Fuat Bey demiş ki Dinani'nin İslam dünyasında düşüncenin serüveni serisi var demiş. Onu Öneri bilmiyorum. Yani olarak. o tabii olabilir. Onu bilmiyorum. Ya yani İran'la ilgili çok fazla kitap var. Bir kitapla ilgili senin fikrini sormuşlar. Hocam, Senofon'un Siropaedia nasıl okunuyor ki bu bilmiyorum. İsimli eseri güvenilir bir eser midir? Kiropedia, paedia, ayak demek de kiroyu şimdi şey yapamadım. Ha, ansiklopediki pedia. Yani öğretme anlamındaki pedia Yunanca. Şey, onu bilmiyorum. Yani Ksenofones'in sadece Anabasis'ini okudum. Onda insana yok canım böyle bir şey olamaz dedirecek hiçbir şey yok. Bunu daha önceden söylemiştim. Antik yazarların çoğu, ezici çoğunluğu, Herodot hariç, Orta Çağ yazarlarına göre çok daha rasyonel yazarlar. Yani Hristiyanlık sonrası yazarlara. Ksenofones'i de bunun içine ekleyebiliriz. Yani onun Anabasis'inde ben böyle, yani herhalde bunu da bu heyecan olsun diye eklemiştir dediğim bir metne rastlamadım.
Yani Ksenofones genellikle söylediğine güvenilir bir yazar olarak kabul ediliyor. Ve ben bu konunun temel uzmanı olmamama rağmen hani şey diyebilirim, yani Ksenofones okunur. Mesela Tukidides örneği. Yani o kadar doğrucu, gerçekçi bir yazardır ki sıkıcıdır. Millet Tukidides okuyamaz. Tukidides okunamaz yani. Çünkü birebir o gün ne olduysa onu yazmış. Hani bazen insan şunu düşünüyor. Yani tamam Herodot hayaller dünyasında ama Herodot okunuyor mesela. Yani. Herodot'u şeyle okursunuz. Su gibi akar gider ama Tukidides yok. Yani tamamen Bakkal gerçekleri defteri okumak gibi. yani hani Yani tarihçilik gerçi onun da eğlenceli tarafları var. Yazabilen yazıyor da. ya Evet. vakanüvistik gibi oluyor bir noktadan sonra. Hani şu oldu, bu oldu, Tabii. bu oldu. Yani Herodot'taki o heyecan şeyde yoktur yani Tukidides'te. Şimdi Aylin Hanım demiş ki, Töre Bey ile Anadolu Uygarlıkları serisi yapar mısınız? Töre hocamızı keyifle dinlemeye ve öğrenmeye devam edelim lütfen. Kendisine çok teşekkür ederim demiş. Valla Bu ben de talebi de diyorum sana ki iletelim. Anadolu Uygarlıkları serisini Mesut'la yapın. Yani bu işte Hititler, Hattiler, Mittaniler, Süryaniler, Evet. Aramiler. Yani ben de böyle bir tavsiyede bulunayım. Yani onunla iletişime geçemezseniz hani çok işte ne bileyim bazen insanlar müsait olmuyor, sıkışık zamanları oluyor. Öyle bir şey hani düşünürüz. Anadolu antik çağ ile ilgili. Ama ben önce bir şey yapın derim yani. Daha böyle daha verimli olacağını düşünüyorum. Cavit Türkoğlu da demiş, Töre Hoca'dan Afganistan serisi bekleriz diye. Talep çok. Tamam, Afganistan şeyde cepte dursun. Hani havalar biraz serinlediği zaman yapalım yani. Bir Olur. Muharrem Palaz demiş ki, bu arada arkadaşlar, takip için önemli, güzel bir hatırlatma. Töre Hocam Sokrates kanalında video cast olarak Ulaş Hocamızla tarih, dil ve kültür üzerine yayın yapıyor. Tavsiye ederim. Çok güzel ve keyifli bir yayın demiş. O ikisi de benim yalnız. Orada bir isim karışması Ulaş, sonuçta. evet, isim karışmış Evet, orada. onlar yani bir ara hatta şey demişti. O Mahir'le beraber yapıyoruz programı da. Mahir şey demişti. Görüntüsüz yapıyorduk biz onu. Ya dedikodu yapıyorlar dedi. Ben tek başıma yapıyormuşum. Seni taklit ederek yani ikinci bir kişilik yaratmışım diye. O yüzden görüntülüye geçtik demişti. O geldi aklıma. Çok iyiymiş ya. Yani İşte bunlar aslında tek kişiler ama iki kişiymiş gibi program yapıyorlar falan diye. Ya o da isimler falan karışıyor. Ya Mahir'le yapıyoruz onu. Mahir Ünsal Eriş'le. Mahir Türkiye'de daha çok edebi, ya edebiyatçı kimliğiyle tanınan bir insan. Ama aslında o da arkeoloji mezunu. O Ankara'da okudu yalnız. Bizim yani biz Ege mezunuyuz. Arkeoloji okudu. Halil İnalcık'tan ders aldı. Doktora, tarihte doktora yaptı. Yani o yanı pek şeyde bilinmiyordu. Yani edebi kişiliğiyle tanındığı için bu programda biz o yüzden işte bu arkeoloji, kültür tarihi, antropoloji gibi konuları konuştuk. Onu da kendine göre bir beğenilen şey kitlesi vardı yani sevilen bir program oldu ama bitiyor o artık. Yani onu bitireceğiz. Yani bir yıl diye planlamıştık zaten. Onu bitiriyoruz çünkü yani çok yorucu da oluyor aynı zamanda. Yani bize kalsa biz Tabii. yıllarca şey buluruz da hani biraz insan İzleyici yoruyor yani o şey. açısından. Evet. Şimdi bir tane soru var araya sıkışmış. Ümit Aslan'ın sorusu. Demiş ki, hocam Kızılbaş Alevilik neden sadece Türkmenler ve Kürtler arasında yayılmıştır? Farslarda ve Azerilerde neden Alevilik yayılmadı? Yani şimdi bunların şeylerini tam olarak bilmiyorum. Bu alanda gene daha böyle bir kafa yormuş insanlar var, arkadaşlar var. Ha mesela Kürt Aleviliği ve Türkmen Aleviliğinin Arap Aleviliğinin aslında başka kaynaklardan geldiğine dair şeyler var, teoriler var. Ya yani mesela işte Kürt Aleviliğinin aslında Mazdaizm, Zerdüştlük kökenli olduğu. Türkmen Aleviliğinin Orta Asya'dan şaman etkilerden kaynaklandı. Alevi, Arap Aleviliğinin işi işte gene eski Suriye bölgesindeki bilmem işte eski bazı inanışların devamı olduğuna dair. Yani o yüzden böyle ortak bir kaynaktan geldiler ve yayıldılar diyebileceğimiz işler olduğunu sanmıyorum. Dediğim gibi bu konunun böyle şey uzmanı da değilim. Ama o kızılbaşlık olarak kimliklendirilen şey o
ayaklanma sırasında şu. Çekim merkezi Şah İsmail. Yani Şah İsmail'e kişi olarak bağlanan, aşiret olarak, boy olarak, oba olarak bağlanan herkese o dönem kendine Alevi, o dönemki jargona Kızılbaş demişler. Kürtler de var içinde. Türkçe konuşan da var. Arapça konuşan az da olsa var. Yani aransa Kafkasya'da da değişik gruplar bulunabilir yani. Benim de bilmediğim. Oradaki temel birleştirici unsur aslında Şah İsmail. Şah İsmail'in Ehl-i Beyt soyundan gelen kurucu kişiliği, kimliği üzerine birleşmiş bir kişi kültü bağlılığı o. Yani o dönemde. O yüzden o Kızılbaş dediğimiz zaman Türk-Kürt ayrımı yapmadan işte ne hangi dilde konuştuklarını bilmediğimiz bir topluluktan bahsediyoruz. Çoğunluğu Türkmen olmakla birlikte içine katılmış farklı unsurlar da var. Cem Yıldız demiş ki Ayfer Karakaya Stampa'nın Vefailik Bektaşilik Kızılbaşlık kitabını tavsiye ederim demiş. Vallahi ben de genelde yabancı yazarları tavsiye ederim. Yani yanlış anlamasın kimse ama yani emin olun bizim yani kendi coğrafyamızdan yazan herkes bir şekilde birilerini tutup birilerini tutmuyor. Hep böyle bir yerden paçadan yakalanıyoruz yani bir noktada. O yüzden hani böyle dışarıdan bakan hani bir futbol maçını dışarıdan izleyen iyi yorumlar ya. Ben de genellikle evet yani bu konularda böyle duygusal olmayan işte biz 10 bin yıldır buradayız, hayır biz 20 bin yıldır buradayız kavgalarına pek böyle karışmayan biz doğruyuz, sen değilsin. Böyle yabancı yazarlar, yabancı tarihçiler daha nötr bakıyorlar, bakabiliyorlar. Genellikle onları biz de biraz tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum yani. Yani bu böyle çok mutlu, sevinerek söylediğim bir şey değil yani. Evet, ne yazık ki. Evet, bir tane de ortaya gelmiş de buna da ben cevap vereyim. Sefa Yücel demiş ki kanal Orta Doğu despotizmiyle yönetiliyor. Arkadaşlar birincisi buraları Nasım Menem. Bunu söyleyeyim. Şaka bir yana benim yapmaya çalıştığım şey şu. Zaten çok ciddi bir dilde kabalaşma, ondan sonra insanların birbiriyle ilişkilerinde ciddi kabalaşma, kutuplaşma her yerde çok yaygın. Ben kendi kanalımda bunun olmasını istemiyorum. İkincisi konuk benim evimde misafir konuk gibi hani değerlendiriyorum konuğu. Dolayısıyla konuğa yönelik böyle şunu yapsın, bunu yapsın, onu bilmiyor, şöyle böyle falan bunlara kesinlikle izin vermiyorum. Konuğun söylediklerine katılmıyor olabilirsiniz. Konuk yanlış bilgi veriyor olabilir, yanlış biliyor olabilir. Bunu üslubunca doğru düzgün bir şekilde ifade edene zaten ya ben cevap veriyorum ya bir şekilde yorum yapıyoruz ya bir şekilde sonraki yayınlarda bir şekilde cevap veriyoruz, ön plana çıkarıyoruz. Burada mesele bir saygı, ikincisi de üslup. Çok şey istemiyorum ya. Yani çok zor olmasa gerek. Evet. Evet, tamamdır. Ersen Bey, siz de fazla oldunuz. O yüzden size güle güle diyorum. Ya bu tür olaylar şeye yol açıyor. Hani bilimsel araştırmaların kurumsallaşmasını engelliyor. Çünkü hani mesela bir zamanlar Türkiye'de örneğin Kürt tarihiyle ilgili araştırmalarda bir devlet baskısı vardı. Yani işte 80'ler, evet. 70'ler, neyse işte 30'lar, 40'lar. Fakat sadece baskı buradan kaynaklanmıyor. Yani neticede insanların daha serbest, özgür konuşabildiği ortamlar olsa, yani mesela akademi bu alanda rahat olsa, kürsüler rahat olsa, hani çalışmalar daha rahat olacak. Onun dışında hani o rahatlık aşamasına varılmadığı için işte insanlar neticede böyle şeylere duygusal yaklaşabiliyorlar. Normal ya, ben o kadar şey yaptım şimdi yani yıllarca öğretmenlik yaptığım için. Senin kadar ben çok üsluba şey takılıyorum yani. Ben. Ya yok ya, ben de mesela gazeteci şey. Olarak eleştiri olabilir. Bakın şu kişi bu konuyla ilgili şöyle demiş, burada şöyle bir şey yazılmış vesaire de gelmiyor insanlar. Bir de şöyle bir durum var. Mesela ben konuğum adına sinirlendiğim noktalardan biridir. İşte literatürde zaten kanıtlanmıştır. Pardon da sen benim konuğumun denge ol önce. Bir arka planını, altyapını, background'ını bir kanıtla bize. Ona göre bir sözünü şey yapalım. Yani kanıtlanmıştır sözünü bir kanıt olarak alalım. Yani ukalalıktır bunun karşılığı.
Doğru düzgün bir şekilde soran, eleştiren böyle çok sayıda insan var. Onları teşekkür de ediyorum zaten. O başka bir şey. Burada mesele bir üslup, hani ikincisi de zaten dediğim gibi hani saygı meselesi. Ama zaten ama sen neticede Orta Doğu programı yapıyorsun. Hani yani İskandinavya programı yapmıyorsun. Hani ne işte ve Tanrı İskandinavya yarattı. Yani Norveçlilerle, İsveçlilerle oturup evet ya olabilir. Hayır canım sizin dediğiniz daha doğru olabilir falan ortamında bir şey yapmıyorsun. Sen dünyanın en zor bölgelerinden birini kendine muhtemelen en zor bölgesi. Tabii en fazla yani kutuplaşmanın olduğu seçmişsin. Yerlerde. O yüzden bir ara hatta hatırlıyorum. Dünyanın en güzel bayrağı yarışması yapılmıştı. Tüm dünyada bu, tamam mı? Herkes böyle bilgisayarda oturuyor, oy veriyor. İstediğin kadar oy verebiliyorsun. Birinci Ermenistan bayrağı çıkmıştı. İkinci Türk bayrağı, üçüncü de Azerbaycan bayrağı çıkmıştı. Yani düşünebiliyor musun? Dünyada 1,5 milyar Çinli var. Hiçbiri oturup bilgisayara en güzel bayrak benim bayrağım diye işte kendini yormamış. Azeriler, Ermeniler ve Türkler oturmuşlar. Sabahtan akşama kadar yüzlerce kere oy vererek kendi bayraklarını ilk 1-2-3'e yerleştirmişler ki dünyada hani 4-5 milyon Ermeni vardır mesela. Hani birinci çıkartmayı başarmışlar yani. Hani böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Hoş geldiniz siyasete. Madem şöyle bir İran'la bağlayayım. Mesela İran'da bugün nereye gezerseniz gezin hep böyle şeyler görürsünüz. İşte adam böyle Amerikan bayrağını yırtıyor, duvar resimleri, yerlerde Amerikan bayrakları falan. Ya sanırsınız ki Amerika bu ülkeyi hani işgal etti İran'ı yıllarca, milyonlarca İranlı öldü, yüz binlerce Amerikan askeri İranlıları işte böyle katletti falan. Yani Amerika'nın İran'da yaptığı bir emperyalist güç olarak hemen hemen her ülkede yaptığı iktidar oyunları, darbeler, şunlar bunlar. Tamam doğru, buna karşı çıkması İran'ın normal, evet. Ama yani öyle bir hava vardır ki İran'da sanki böyle İranlılar Amerikalılara karşı 500 bin kişinin işte şehit olduğu, 1 milyon kişinin işte şehit olduğu bir mücadele vermişler. Ben bunu tabii sordum. Vietnam'a giden bir arkadaşıma sordum. Uzun süre Vietnam'da kaldı. Ya dedim hiç dedim sağda solda dedim böyle Amerikan bayrağı yırtan, eden, ezen öyle bir şey gördün mü dedim resim şahıs. Yo dedi. Tam tersi de Amerikan askerleri turist olarak geliyorlar dedi. Eski askerler Vietnam'a. Köyleri geziyorlar dedi. O Vietnam Savaşı sırasında napalm bombasıyla yanmış kadınlar Amerikan askerlerine çay getiriyorlar. Onlar onlara özür diliyor. Sarılıyorlar. İşte niye böyle bir şey yaptık? Sizden diyor özür dileriz diyor Amerikan askeri diyor. Oldu olur bunlar diyor. Bunlar işte sizin suçunuz da değildi diyor köylü kadın falan. Belgeseller yapılıyor. Filmler yapılıyor. Yani kendini aşmış bir toplum. Ben Doğu Asyalılara bu açıdan biraz şeyimdir. Yani sempati duyarım. Ya öyle olgunlar ki Vietnam biliyorsun 1 milyon insanını kaybetti bu savaşta. Tabii. 1 milyon insanını kaybetti ve bombalanmadık, yakılmadık tek bir yeri kalmadı. Ama bugün savaş Vietnamlılar için bir tarih konusu. Yani öyle şey bulamıyorsun yani. Hala böyle bir hiddetle ve şiddetle işte Amerikalı gördüğü zaman üstüne saldıran adam falan filan yok. Ama bugün mesela İran'da bir Amerikalı turist rahat gezemez. Bu bir gerçek. Dolaşamaz yani. Gibi. Yani işte bu Orta Doğu insanlarına mahsus bir şey. Yani bizim kültürel yapımız bu. Ve senin yaptığın işte açıkçası çok zor bir iş. Çünkü sen bilimsel, objektif işler yapmaya çalışıyorsun. Bu işi yapılması da tabii kolay değil ama yapılması da gerekiyor yani. Söylenecek şey bu tabii. Özet olarak. Ve burada en önemli nokta, gözden kaçılmaması gereken nokta da şu. Arkadaşlar 2+2 eşittir 4 şeklinde iş yapmıyoruz biz. Dolayısıyla özellikle siyasi tarihe bakış perspektif meselesidir. Nereden baktığınızla alakalı olarak kişisel dünya görüşü meselesiyle de sınırlı değil. Nereden baktığınızla hangi paradigmalar üzerinden süreçleri değerlendirdiğinizle alakalı olarak da anlatılanlar bazen hoşunuza gitmeyebilir. Bunları anlayışla karşılamak gerekiyor. Ben itiraz ediyorum. Şiddetle Orta Doğu'nun mahalle baskısına teslim olmama taraftarıyım. Evet. Ya fark etmez. Hani burada şikayet eden kişiler araştırma yaparak hani burada söylenenlerin tersini kanıtlama şansına sahipler. Yani burada söylenenler tabii.
ya da saygı fizik. çerçevesinde olduğu sürece her şeye Yok açığız yani yani. işi mesela herhangi biri fark etmez Töre ya da Ahmet Mehmet dedi ki ya Safaviler'de mesela diyelim ki Türkmenler baskındı. Hayır şunlar baskındı. Yani bu tür çalışmada yapılır. Bu kadar böyle sinirlenecek, kızılacak, ne bileyim işte tepki gösterecek de bir şey değil. Yani mesela neydi o? Faruk Sümer'in kitabı var. Biri onu anmıştı. Safavi Devleti'nin kuruluşunda Türkmen aşiretlerinin rolü diye bir kitap var. Sen de ne yaparsın? Safavi Devleti'nin kuruluşunda Kürt aşiretlerinin rolü diye bir kitap yazarsın. O da güçlü bir Tabii. kitapsa, o da literatüre girer. Sorun yani şey çözülür yani. Eğer böyle bir mesele varsa hallolur. Onlar şey olacak bu kadar tepki gösterecek şeyler değil. De mesela biz mesela ben şu an bağımsız bir araştırmacıyım. Hiçbir yerden maaş da almıyorum. O yüzden kimseye bir vefa borcum, ahdü vefam bir şeyim de yok. Hiçbir resmi kurumdan şu an hiçbir yerden şu an bana herhangi bir maaş falan yatmadığı için o kadar da rahatım ki onu da ayrıca da Evet. belirteyim. Yani hiç kimsenin resmi tezleriyle de ilgim yok. Kendi bakış açım var. Herkese de tavsiye ederim yani herkes resmi gayri resmi tezlerden kendini kurtarıp kaynaklar ne diyorsa anlayabildiği kadar. Karşı taraf ne diyor bakalım? Yani aklıma yatıyor mu, yatmıyor mu? Benim bildiklerimle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Biraz aklı selim sahibi olmak lazım. Böyle Ya yaklaşmak önemli de lazım. değil. Neyi Yani biz sakin seyret. şeylere de katılıyoruz. Biz %100 fikri bizden farklı kurumların mesela biz o İran modern İran ansiklopedisini hazırlarken onun girişinin yazarı Fahrettin Altun mesela. Benim 10 tane makale gönderdiğim şeyin ansiklopedinin takdim yazısını, sunuş yazısını Fahrettin Altun yazdı. Fahrettin Altun yani tahmin edileceği üzere herhalde benimle herhalde hiçbir konuda ortak bir fikri yoktur. Düşüncesi yoktur ama bunun bir önemi yok ki. Yani araştırma Tabii. böyle bir şeydir. Bilimsel çalışmalar böyle bir şeydir. Yani illa böyle bir fikir ortaya sürüldüğünde ya da bir analiz yapıldığında %100 sizin kalbinizden, gönlünüzden geçen bir şey olmak zorunda değildir. Yani bu tür tartışma. O zaman zaten Yani faydası yok. Böyle programlar yapmanın anlamı kalmaz. ya o zaten iş şeye dönüyor. Hani konu uzadıkça uzuyor ama insanların kendi ideolojilerine kanıt uydurma çabasına dönüşüyor. Bir şey öğrenmenin çok ötesinde. Evet. Ekleyecek bir şeyin var mıdır Töre? Bu arada sana teşekkürler var. Selamlar iletiyorum herkese. Güzel bir şey faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bundan yıllar sonra katılan genç arkadaşlar bizim yaptığımızdan daha ilerini yapsınlar. Daha ileri Evet. taşısınlar. Biz de eksik gördükleri, yanlış buldukları şeylere düzelsinler. Daha işte dolu dolu hale getirsinler. Öyle yani faydamız olduysa ne mutlu. Nilgün Durgun teşekkür etmiş sana. Sultan Büyük Aşık çok teşekkür ederim demiş. Her hafta heyecanla bekliyorum demiş. Yani selam verdim, borçlu çıktım. Biz seni kolay kolay bırakmayacağız Töre. Onu söyleyeyim. Aynı şekilde Şebnem Can teşekkür etmiş. Bu şekilde teşekkürler var sana. Evet, ben de çok çok mesela biri de demiş ki Töre hocam seni çok seviyorum. Seni tanıyor olabilir. Bilmukabele ben de sizi seviyorum efendim. Ne şey değil ya bu. Tanısak da tanımasak da. Evet. Yine Cem Yıldız aynı şekilde Töre hocayı her zaman görmek isteriz demiş. Muharrem Palas teşekkür etmiş. Nilgün Durgun daha sık dinlemek isteriz demiş. Bu şekilde mesajlar devam ediyor. Töre çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir seri oldu. Ben çok şey öğrendim. Geri dönüp baştan zaten dinleyeceğim, izleyeceğim. İlerleyen haftalarda senin de işlerinin biraz sakinleştiği bir dönemde Afganistan yayını mutlaka yapalım istiyorum. Senin de uygun olduğun bir dönemde. Çok büyük bir katkı oldu açıkçası kanala da izleyicilerimize de. İzleyiciler adına da sana teşekkür ediyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle deyip müsaade isteyeyim. Herkese iyi Tamamdır. geceler. İyi geceler, teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar, İran serimiz burada bitti, sona erdi. Bu arada kanalımıza üye olanlar var, abone olanlar var daha doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Nilgün Durgun'a teşekkür ederim öncelikle. Teşekkür ettim Nilgün Hanım sürekli desteğiniz için.
Kazım Unay yeni üye olmuş. Teşekkürler. Ümit Bey'e teşekkürler aynı şekilde. Muharrem Palaz'a teşekkürler ve Şen Di. Çok teşekkür ederiz kanala desteğiniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu akşam yani çok güzel bir yayın oldu. 6. bölümün sonuna geldik. Modern İran tarihini önümüzdeki günlerde zaten şey yapacağız. Uzman bir isimle o yayını da yapacağız zaten. Size de duyurularda topluluk sekmesinde bunu duyuracağım. Sorularınız ve yorumlarınızla yayınlara katıldığınız için, yayınların içeriğini zenginleştirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.